Sevgi Hanım çok tatlı. Ya enteresan bir mesleğiniz var. Dedektifliği biliyoruz da yüz dedektifi nedir? Ya gerçekten öncelikle ben yani inanılmaz polisiye diziler hastası biriyim. Yani bu yüz dedektifliği oradan bana bir kıvılcım çakıldı. Heh. Girişimci bir kişiliğimde var. Dolayısıyla ben Amerika eğitimlerimi Malezya'dan online aldığım bir yıl Amerika'ya gidip gerçekten bu işin uzmanı Jane Henner'dan aldım. Öyle büyüteç falan diye bir şey dünyada yok yani. Bu hemen gelişmedi tabii Nur Hanımcığım. Bir süre sonra dedim ki ya yüzdeki en ufak ayrıntıyı bile kaçırmayayım ben. Biraz da hoşluk olsun. Yüz dedektifi diye lanse etmeye başladım kendimi. Çok enteresan. Peki mesela bazı insanlar var hisleri çok kuvvetlidir. Böyle evet. Bakar ve der ki bu bana kötülük yapmak istiyor. Hisleri çok güçlü olan bana değil diyen hanımefendinin yanındaki de ikisi de İnanılmaz sezgi gücü yüksek. Şimdi onları tek tek konuşacağız. Evet. Ama nasıl oluyor? Mesela bir insanın yüzüne bakarak karşımızdakini nasıl tanıyabiliyoruz? Şimdi, nerelerinden? Evet mesela? Şöyle söyleyeyim. Bu bir sistem. Yani benim öğrendiğim Çin Yüz Okuma sanatı 5000 yıl geriye gidiyor. Ve şimdi bize öğretiyor. Evet. Ne olur televizyonunuzun sesini açın lütfen. Kesinlikle. Çok önemli. Çünkü buradan öğreneceğiniz bir ilke, yüz okuma evrensel ilkesi sizin hayatınızı değiştirebilir. 5000 yıllık bir sanat bu. Yani Çin'de ortaya çıkmış. Çinliler bunu sanat haline getiren ülke çok önemsemişler. Ve ben gerçekten bir üniversite okur gibi, bir bölüm okur gibi bu kuralları ezberledim. Ama ezberleyince öyle hemen uygulayamıyorsunuz. Yani çok emek sarf ettim. Ciddi anlamda emek sarf ettim. Yüzüne baktığım anda bütün insanların yüzüne artık otomatik okur hale geldim. Dolayısıyla... bakın Çin'de Sarı İmparatorluk döneminde 5000 yıllarda önce kadınlara dokunmak yasak. Siz hanımefendiler, siz de doktor olun beyefendi veya ben. Tamam. Kadınlara dokunmak yasak. Geldikleri zaman uzaktan şikayetini söylüyor. Diyelim ki hanımefendi geldi. Heyecanlı değil mi? Kişilik olarak bir sürü şeyi kafasına takıp gece uykuları biraz düzensiz olabilir hanımefendinin. Söylüyor. Tabii diyor ki hani işte şu rahatsızlığım var. Bir süre sonra bakıyorlar ki hastalıklar yüzden okunabiliyor. Kişilikler de çünkü kişilikle hastalık arasında büyük bir bağ var. Müthiş. Evet. Ve sonra bu 5000 yıl düşünebiliyor musunuz? Evrensel ilkeleri oluşmuş ve ben o ilkeleri okuyarak, öğrenerek, eğitimini alarak yüz dedektifi olarak kendimi lanse etme cüretini gösterdim. Bu bir cüret aslında. Kendine güvenden kaynaklanan. Yüze bakarak sadece kişilik analizi yapılmıyor. Hastalık tayini yapılabiliyor. Hangi giysilerle giyerse huzurlu ruh ve beden zihin bütünlüğü olur. Hangi tip yemeklerle beslenirse. Onu ayrıyeten programda konuşalım. Kesinlikle. Sevgi Hanımcığım bugün ne yapalım biliyor musunuz? Yüzdeki şifreleri nasıl çözeceğimizi söyleyelim tabii ki. Hüseyin yönetmenime sesleniyorum. Şuraya gidebiliyor muyuz? Gelin Gelelim. Ne olur burada. Sizi takip edeyim ben. Şimdi. Şurada. Bu arada ne kadar şıksınız. Ay, çok teşekkür ediyorum. Biraz bu ekranlar kilolu gösteriyor ama yapacak bir şey yok öyle artık. Değilsiniz, hayır. Şimdi yüz bak. Şahane. Olağanüstü. Nasıl tanıyacaksın? Yüzün hangi bölgesi kişiliğini ele veriyor? Şahane. Evet. Sinsi mi? Sevecen mi? Kurnaz mı? Yardımsever mi? Hain mi? Evet. Hepsini konuşacağız. O kadar güzel böyle nokta atışları yaptınız ki bu kişilik özellikleri zaten insanları zora sokuyor. Şimdi bu gördüğümüz tabii erkek ve kadın yüz haritalarımız farklı. Erkeklerde yüz okumaya soldan başlıyorum. Kadınlarda sağdan başlıyorum. Bu erkek 10 yaş haritası. Bakın çocukluk kulaklardan okunuyor. Yaşadığı neyse bir kişinin kulaklarındaki belirteçlere bakarak o kişiyle ilgili, çocukluğuyla ilgili geniş bir bilgi edinebilirim. Tabii ve bir insanın çocukluğu çok önemli. Neden? Çocukluk travmaları bizi eğer zor durumda. Çünkü doğduğumuz anda o kadar korumasızız ki ailemizin bakımına muhtacız. Dolayısıyla ilk 2 yaş çok önemli. Dolayısıyla sonraki ilk çocukluk 0-6 yaş ilk çocukluk, 7-13 yaş ikinci çocukluk. Kulaklardan anlaşılıyor evet, yani. Evet kesinlikle. Hatta hastalık geçirdiği, anne baba ayrılığı veya ebeveyninden ayrı kalma, işte baskı altında mı büyümüş, nasıl büyümüş? Yani benim şu anda kulağıma bakarak bunu anlayabiliyor musunuz? Evet. Sizin mesela siz ailenize çok bağlı birisiniz. Aşırı derecede bağlı birisiniz ailenize. Kolayca ailenizden özgürleşme konusunda hani çok rahat biri değilsiniz. Bir hattınız dikkatimi çekti. İzninizle. Yani siz çevrenizde yalan dedektörü denilen şu kulakların herkes bunu öğrensin. Hiç saklım gizlim yok. Aşağı doğru düşey çizgiler varsa kulağa yakın, sizin var, yalanı fark ediyor. Ne söylerse söylesin kişi yalanı fark ediyor. Evet. Bakın çok önemli. Buradan fark ettim. Çok doğru, biliyor musunuz? Evet. Siz nasıl? Çevrenizde bir dakika yatay çizgiler mi? Düşey şöyle, düşey sizin kulağınızda gördüğüm, bakın buradan bile gördüm ama geldim yine yakından baktım. Yalanı fark ediyor. Ne kadar yalan söylerse söylesin o kişinin zararına. Sizin yanınıza doğruyu söylesinler lütfen. Sizin yanınızda değerli olmaları için sizin yanınıza doğruyu söylemeleri gerekiyor. Buz gibi soğuyorum hemen. Evet. Peki siz de kulağınıza bakın. Yatay çizginiz varsa siz de bakarım, yalan makinesi gibisiniz yani. Hemen hissediyorsunuz. Ergenlik mesela saç çizgisinden okunuyor. Şu saçımızın kafamızla birleştiği çizgi. Sonra 20'ler alından okunuyor. 20'lerde de neyi yaşadıysa. 30'lar en zor dönem bakın. Çünkü duygu olarak duygu olarak en zor dönem. 40'lar burun. Bakın burun, çünkü Çinliler çok önem vermişler ve bunun üzerinde durmuşlar çünkü 40 yaşları temsil ediyor. Sevgi Hanımcığım, elinizde bir elinizde büyüteç, bir elinizde çok iyi olmuş, orkestra şefi gibi olayım. Evet 50'ler bakın. Bunlar yaşların okunacağı bölgeler. Şurada görelim. O yüzden 40'lar burundan, burundan. 50'ler dudak üstü. Evet, dudak ve dudak üstü. 70'ler çenenin yanları, 60'lar çene, 90'lar erkeklerde gördüğünüz gibi yüzün sağ tarafı, sol tarafı, kadınlarda da bakın bir kadın aynaya baktığı zaman erkeği görüyor. Erkek de aynaya baktığı zaman, yani birbirinin tamamlayıcıları bakın. Burada bir kadim bilgi bu da. Çok enteresan. Yani o yüzden hani kadın erkek iletişiminde de bu çok önemli. Birbirimize iyi olmalıyız. Çünkü aynaya bakıyoruz, birimiz diğerimizin yansıması gibi. Oluyoruz. Peki. Şimdi ekrana bir fotoğraf getiriyoruz. Çok enteresan. Yani nasıl yorumlandığını da bize anlatacak, öğretecek ama nasıl yorumladığını ben merak ediyorum. Şimdi ben göremiyorum. Kim? Akınözü mü ekrandaki arkadaşlar? Evet, Akın Akınözü değil mi? Şimdi, Akın Akınözü, bu arada siz de bize fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Lütfen. Hatta şöyle yapalım. Nasıl istiyorsanız. Karı koca fotoğraf gönderin. Uyumlu mu değil mi? Evet, 14 Şubat'a yönelik olsun. Şimdi bakın. Nasıl ölçüyor? Yani yüzdeki o çizgiler ne anlatıyor? Yani tabii ki yüzün her alın ve kapalı ama yüzün bir aklı var yani. O yüzden söyleyebilirim çok rahatlıkla. Arkanızı tam dönmeden şöyle yaparsanız. Tamam, şöyle döneyim. Peki. Kızgınlık kapasitesi yüksek bir beyefendi. Öncelikle onu söyleyeyim. Nereden anlıyorsunuz? Çünkü bakın iki kaşının arasında çizgiler var. Hatta Marifetname'de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitaplarını okuyanlar bilirler. İki kaş arasına yönelik bir görüşü var kendisinin, bilim insanının. Dolayısıyla iki kaş arası eğer insanlar streste olduğu zaman kaşlarını oynatırlar. Veya bir işe daldıkları zaman hani bu şekilde iki kaşını bir araya getirirler ve o dolayısıyla içsel gerilim yüksek olduğu için. Sevgi Hanımcığım, artık onu çözüyor olmamız mümkün değil. Herkes botokslu çünkü. Ama botoks, katılıyorum, bana hep sorulan bir soru. Çok doğru bir soru. Ama dediğim gibi yüzün bir aklı var. Eğer bu beyefendi botoks yaptırmamış, diyelim ki yaptırmış olsaydı, bu yüz hatları inanılmaz yüksek enerjili biri. Testosteronu çok yüksek, hani yerinde duramayan, koşmak isteyen, enerjisini atmak isteyen, karşı cinse karşı da çok yüksek duyguları olan bir görüntü. O nedenle olması gereken yerde kırışıklık yoksa ben o kişinin zaten yaptırdığını anlıyorum. Botoks yaptırıp yaptırmadığını. Mesela para harcamayı çok seven biri. Nereden anladım? Parasını ve enerjisini çok kolay harcamayı seviyor. Parayı harcıyoruz, o da lazım. Ama en zoru, enerjimizi o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra da kalıyoruz enerjisiz. Ay, bunu nereden anladınız? Şimdi burun delikleri görünüyor ise bakın çok önemli bir yüz şifresi. Bir tane yalan dedektörüdür. Cimri adam seçmeyin hayatınıza. Bak, burun deliği görünmüyorsa çok cimridir o. Burun deliği bu şekilde görünüyorsa parayı, yani seviyor harcamayı. Hayatta hani tabii ki her şeyin ölçülüsü güzel Nur Hanım, değil mi? Her şeyin ölçülüsü. Azı karar, çoğu zarar. Burun delikleri gözükmüyorsa cimri mi oluyor? Gözükmüyorsa parayı harcamayı sevmiyor yani. Enerjisini de doğru düzgün harcıyor. Bu şekilde çok önemli bir belirteç ve %100 çalışan bir belirteç. Müthiş. Peki Aslı Enver'e geçelim arkadaşlar. Aslı Enver. Bu arada çok da duygusal beyefendi Akın Bey. Doğru. Akın Bey. Peki, çok duygusal. Aslı Enver. Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir kadın. Enerjisi yüz çok yüksek. Gerçekten doğru. Bakın gözleri açık tutuyor sürekli. Aslı Enver'in aslında gözün büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Bir şifre daha geliyor bakın. Gözün büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değil. Açık mı tutuyor o kişi? Karşınızdaki kadın ya da erkek. Eğer açık tutuyorsa sizin mesela bayağı iletişime açık, içi dışı bir, içinde bir şey, gizli hesabı yok, gizli planları yok. Kapalı tutuyorsa, bir de sosyal medyada kısık gözle bakıyorlar biliyorsunuz. Şöyle. Evet, ama gözünü kısarak bakıyorsa iletişime açık değil. Ketum bir kişilik, saklayacağı bir şeyler var demek. Dolayısıyla gözü çok açık bir beyefendi ya da hanımefendi fark etmiyor. Gözü bu şekilde kısık bir çift düşünelim. Biri konuşacak, biri susacak, ama yapı bu. Genetik yapı, aileden geçen, yüz hatlarımız bize ailelerimizden, yedice ötemizden geçen genetik kişilik özellikleri. Bir şey daha öğrendik. Evet. Gözleri kısıksa hain planları var. Gizlisi var. Gizli planları var, konuşmayı sevmiyor, içinden böyle diyor. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Biz onu halk arasında ne diyoruz biliyor musunuz? Sinsirellalar. Evet, sinsirellalar. Evet, yani doğru. Çok güzel bir tanım. Akılda da çok kalıcı bir tanım. Dolayısıyla bakın kaçıncı şifre? 3 mü 4 mü oldu? Bu çok önemli. Devam edin ne olur. Hepsini öğrenelim. O kadar önemli ki gözü açık olan insandan korkmayalım efendim. Kısan insandan bir gizli planı var diye şüpheye düşelim. Diyelim. Değil mi? Evet. Çok güzel anlatmıyor mu? Sonra peki başka? Evet. Delikonucu olduğunu nasıl anlarız mesela? Mesela kaşları söyleyeceğim. Kaşlarının uzunluğu, bayağı uzun kaşları. O kadar çok kolay arkadaş edinebiliyor. Uzun arkadaşlıkları var geçmişten gelen. Mesela karaciğer sağlığı konusunda da bilgi veriyor. Karaciğer sağlığı iyi durumda şu anda. Stres altındaysa eğer bir kişi, bir şifre daha geliyor. Kaşlarımıza bakıyoruz. Karşınızdakine, kendinize de bakabilirsiniz. Eğer dağınık saç şekli gibi ise karaciğeri stres altında. Çünkü karaciğer sağlığı eşittir kaş. Peki zaten hastalıkların bedenimizde belirtisi var ama onu ayrı bir gün konuşalım. Onu ayrı. Önce tabii, o çok önemli. Duygu durumlarından kişiyi nasıl analiz edeceğimizden bahsedelim. Evet. Öncelikle dediğim gibi kişiliği, iletişime açık bir insan, uyumlu bir insan, detaycı ve mükemmeliyetçiliği had safhada diyebilirim yani. Detaycı ve mükemmeliyetçi bir kişilik. Dolayısıyla yaptığı işleri bir daha yapmak isteyebilir. Yani en iyiyi bulmaya çalışan bir kişilik göstergesi. Bu en iyiyi bulmaya çalışıyorsa bir kişi, bir sır daha geliyor. Mutlaka geçmişte hani bu evde özellikle baba yapılan işleri beğenmeyip eleştiriyorsa ebeveyn, o zaman kişi bir daha başa dönüp yapmak istiyor. Yeteri kadar iyi bulmaması dolayısıyla. Ama herkes başarabilir, her şeyi yapabilir. Tekrar yapmak da vakit kaybına neden olabilir. Anne olmayı çok istiyor aslında. Ben inşallah öyle görüyorum. Anne olmayı çok istiyor. Hani daha yakından yüzüne baksam onu da büyük bir olasılıkla görebilirim. Biraz da verici bir karakter aslında. Onu nereden anlıyoruz? Hadi bir şifre daha gelsin. Bir şifre daha. Şimdi nereden anlıyoruz? Eğer bir insanın size girişte dediğim gibi sizde o özellik inanılmaz. Kendi doğal dudaklarınız %1500 eminim ondan ben. Herkes bana diyor ki dudağına da botoksu, dolguyu kaçırmışsın. Hepsi benim. Değil, hepsi onun. Maşallah tahta. Dolayısıyla bakın bir insanın dudaklarının büyüklüğü, ağzının büyüklüğü, dudaklar eğer etliyse o kişi cömert. Elindekini karşısındakiyle paylaşan, anne gibi koruyup kollayan, insan karşısındakine değer veren, size dedim ya herkese elinizin değmesini istiyorsunuz. Kendinden önce başkalarını düşünme özelliği getiriyor bu. Ama hayatı bir terazinin iki kefesine benzetirsek hem vereceğiz hem alacağız. Tabii. Sadece vermek o kişinin hayatında dengesizlik yaratabiliyor. Vermeden almak Allah'a mahsus. Aynen, peki ince dudaklar varsa onlar ne anlatıyor? O çok önemli bakın. Kalın dudaklı olursa ondan çok fazla çekinmemize gerek yok. Çünkü koruyucu, kollayıcı. İnce dudak varsa, hele de küçük bir ağızdaysa çocukluğunda mutlaka annesiyle problemi vardır. Yani şöyleyse. Evet. Annesiyle problemi vardır. Bakın dudak aslında stresin en kolay görülebileceği bir yer. Öyle. Stresliyken dudaklarımızı birbirine bastırırız. Doğru. Kolajen kaybına neden oluyor. Ama herkes doğuştan hani sizin gibi ya da ne bileyim Angelina Jolie gibi olmuyor. Onu da doğuştan çünkü. Şöyle demek istiyorum. Dudaklarımızı lütfen streste olduğumuz zaman bastırmamaya çalışalım. Çünkü ıslatalım ve gülümsemeye çalışalım. Kendimizi zoraki gülümsetiyormuşuz gibi düşünmeyelim. Gülme öyle oluyor. Ama gülme şöyle, gülümseme ve gülme beyne serotonin gönderdiği için bedava bir şekilde mutluluk hormonu salgılanıyor. Dudaklar ince ise, hele de ağız küçükse o kişinin mutlaka annesiyle sorunu var ve iletişimde zorluk yaşayan biri, kendini anlatamayan biri. Bir türlü ve o insanlar aynı evde bir süre oturmazlar, sürekli ev değiştirirler. Güven duygusu eksik insanlar. Hmm. Ama hepsi öğrenilebilir, hepsi değiştirilebilir. Peki ince dudak, kalın dudak. Evet, ayrımını yaptık. Bir de neden bahsedelim? Şöyle buruna girelim mesela. Tamam. Burun insana nasıl ele veriyor? Şöyle söyleyeyim. Bu arada yeni fotoğrafı da alalım. Tamam. Kimi alalım? Burak Özçivit'i alalım. Evet. Yani evet. Evet. Gördüğünüz doğa gibi. Doğa harikası. Evet. Müthiş. Evet. Bakın. Yani saçının bu. Hiçbir kusur olmaz evet, mı insanın suratında? Evet, maşallah ya? İnsan, diyelim. Evet. Diyelim. Nazarımız diyelim, değmesin. Yok. Allah sahibine bağışlasın. Yani gerçekten bütün hatlar muhteşem bir duruyor. Bir şifre burada duruyor. Nerede? Burada bakın. Yakından görüyorum. Bakın şu kulak ne kadar ayrı. Kulak memesi. Kulak yanınızdakine bile ayna olarak kullanabilirsiniz. Ben eğitimlerimde aynalı eğitim yapıyorum. Aynalara bakıyorlar. Benim anlattığım yüz hatlarını katılanlar eğitimlerime önünde görüyorlar ve öğreniyorlar. Bir dahakine öyle yapalım. Tamam. Eğer elinizde ayna varsa koşup alın gelin çünkü önemli şeyler. Evet, aynanız varsa bakın. Seyircimizden rica edin. Bravo. Bravo. Peki. Kulak memesi eğer ayrıysa, yapışık değilse, bakın minik bir şey, o kişinin aileden kolayca özgürleştiğini ve özgür hani birey olma yolunda emin adımlarla gittiğini gösterir. Bu çok önemli bir yüz hattı. Zaten özgürlüğüne çok düşkün bir görünümü var. Yani yüksek testosteron dediğim, yani kadında erkeklik evet, hormonu, östrojen, erkekte hocamız ondan en iyi şekilde bahsedebilir konuk olarak. Erkeklik bize. Hormonu yüksek. Yüksek. Bakın kaşlarını görüyoruz değil mi? Mesela kaşların ucu eğer gerçekten hani fotoğrafın çekilişine göre böyle mi? Ama fark ettiğim üzere biraz buradan itibaren inceliyor. Daha az. Evet. O da önemli bir yüz şifresi. Nedir? Hayatın ilk yarısı ile ikinci arasında. Hemen bir dakika göstereyim. Evet, bir dakika. Bu. Şöyle. Şurası bakın. Şu evet. Bu tam yarısına gelmediği için hayatının sonlarına doğru dikkat etmesi gerekiyor. Sağlığına, yani enerjisine, her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Hani birden acaba söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama önemli bir yüz hattı gördüğüm üzere. Gözler çok, nasıl peki? Gözler ne anlatıyor? Bakın hülyalı bakışlar değil mi? Ne kadar hülyalı. Göz altları ne kadar aslında gölgeleri var ve de şişkinlik var hafif. Hani size de demiştim ya duygularını, özel duygularını pek yani paylaşıyor ama kendine ait çok özel bazı duygularını asla paylaşmak istemiyorlar. Beyefendide de var bakın. Gördük mü? Böyle göz altlarında böyle kendi tatlı dünyası var yani. Evet. İçinde tutuyor. Ona ne diyoruz? Açıklayayım mı? İçinde tutuyor. Açıklayın. Dökülmemiş gözyaşları diyoruz. Bakın duygulandım ben. İçimize atmıyoruz efendim. Çünkü atınca ilgili organlara gidip hastalık olur. Çok tatlısın. Paylaşacağız onları. Dökülmemiş gözyaşı olan varsa döksün gözyaşlarını. Olmaz mı? Hepimizde var. Hepimizde var. Ama biz insanız, paylaşırız, çoğalırız, duygularımızı yeniden tekrar canlı hale getiririz. Peki Burak Özçivit'in dudakları ne anlatıyor? Alt dudağı daha kalın gördüğümüz üzere. Ve ortasında bir çizgi var. İşte yeni önemli bir şifre. Burak Bey'in eğitim hayatı konusunda çok bilgili biri değilim. Ama matematik zekası yüksek. Artı herkes mizahı sağ beyin işlevi olarak görüyor. Mizah sol beyin aktivitesidir. Sağ sol beyin ayrımını da başka bir zaman konuşuruz. Mizah yeteneği çok güçlü. Anlattığı her şeyle insanları etkileyip güldürebilir. Yani bunu lütfen kendisi eğer buradan duyuyorsa bu çok önemli bir özellik bakın. Mizah yeteneği ve zekası, sol beyin zekası çok yüksek bir insan. Ayrıca bakın alt dudağı daha kalın demiştim, orayı unutmadım. Annesi onu küçükken çok pohpohlamış. Annesinin prensi beyefendi. Bir de bu da bir eğer beyefendilerde, hanımefendilerde görürsek ama daha çok beyefendilerde olduğu için demek ki annesinden pohpohlanma gördüğü için eşinden ya da arkadaşından da bekleyeceğinden dolayı zor bir durum bu. O yüzden evet. Hani erkek çocuklarını bu şekilde pohpohlarsak onlar başka diğer hanımefendilerden bekliyorlar. Hı hı. Annesinin prensi yani evet. Bildiğimiz. Ebru Şahin var. Ebru Şahin de alalım. Ünler üzerinde analiz yaparken bir yandan da şifreleri de çözüyoruz. Evet, yani ama bu çok harikulade olmuş. Gerçekten harikulade. Sizin sayenizde Sevgi Hanımcığım, iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki geldim. Vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Öyle mutluyum, sesime yansıyor, bedenime yansıyor. Daha buradayız, beraberiz. Her şeyimi, evet, çok duygulandım. Sizinle. Bakın, çok tatlı. Evet, siz de öylesiniz, sağ olun. Saçların bu hali kendi doğal hali diye düşünüyorum. Ebru Hanım'ın endişe duygusu yüksek biri. Zaten fotoğrafa da yansımış, evet. Ama saçlarından, yani bir anda saçları kıvırcık, bir şifre daha geliyor. Bu tam kıvırcık değil ama dalgalı. Su dalgası değil. Saçında kıvırcık olan birisi varsa tanıdığınız, hiperaktifliğe varacak kadar kafasında 5-10 tane neyse çoklu şeyi döndürür. Mesela geceleri uykusuz kalır, kalbi hızlı atar. Hanımefendi kesinlikle sevmeden hiçbir şey yapmayan biri. İlle de bu yüz hatlarındaki sivrilikte. Mesela duygu insanı diyorsunuz. Evet, yani. Duygu insanı. Yüz hatındaki, bakın, burun ucu sivriliğini gördük mü? Yeni bir şifre daha geliyor. Bakın, göz ucu sivriliği gördük mü? Yani göz pınarı sivriliği, karşısındakini kızdığı zaman onu provoke ederseniz karşısındakini kalbini yaralayacak sözler söyler. Ne kadar önemli bir şifre. Yüzdeki sivrilikler o kadar önemli ki sadece bir program yetmez. Sivri, hani öğretmenlik de yaptığım için ben o öğrencilerime demedim ama sivri, bu çocuk sivri derler. Neden? Çünkü o kadar yüksek enerjisi var ki yerinde duramıyor, hiperaktif. Sizin hani, dedim ya. Bunu da öğrenelim ne olursunuz. Evet, çok önemli. Çünkü çocuğumuzu ne kadar iyi tanırsak ona davranış şeklimizi ona göre geliştiririz. Yaptığım için, yani keşke öğretmenlik yaptığım dönemde öğrenmiş olsaydım çok iyi olurdu. Öğretmen arkadaşlarım da öğrenmeli diye düşünüyorum. Çünkü her çocuk aynı öğrenme kapasitesinde değil. Çok tatlısınız. Evet. Peki burada kaşlar için ne söyleyeceksiniz? Ebru Hanım'ın kaşlarıyla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Ortasında aslında düzeltilmiş ama bir V olabileceğini düşünüyorum. Şu ters V dediğimiz sivrilik iki kaş ortasında. Neden derseniz çünkü kızgınlık kapasitesi de yüksek bir. Yani şöyle söyleyeyim. Ani saman alevi gibi yanıp sönen öfkelenmeler, parlamalar yaşayabilir. Dudak kenarlarındaki sivriliklere bakar mıyız arkadaşlar? Görelim. Biraz yaklaştıralım mı? Evet, yaklaştıralım. Bir şifre daha geliyor. Bir şifre daha geliyor. Dudak kenarı sivri olan insanlar aşk insanları. Hanımefendi, yani sizde de var. Ben yani çiçeğe, böceğe ama şöyle aşk insanı derken Nur Hanımcığım. Doğru, çiçeğe de aşık olan var, böceğe var, kelebeğe. Ben hiç duygumu saklamam. Yani evet. Aşk insanı olmak güzel bir şey. Harikulade. Sevmek kadar dünyada güzel bir şey var mı? Allah bizi dünyaya ne? Şuralarımız sivriyken. Şu kısım. Bakın, büyütebilsek mesela şu kısımlar sivri ve heyecanlı bir kişilik. Kalpten sevmeden hiçbir şey yapmayan bir kişilik. Mesela kalbi hızlı çarpmasını istiyor devamlı hanımefendi. Kalbi hızlı çarparsa da bu sefer tabii kalp yorulabilir. Dolayısıyla hani bu hızlı mesela başını sallayan hanımefendi, o da bakın o kişiliğe yakın. Biraz ateş sonra alacağız. Evet. Burada canlı size göstereceğiz. Ona yakın çünkü. Hem de öğreterek anlatacak. Evet, aynen. Şimdi Türkiye televizyonlarının en sevdiğim aktörlerindendir kendisi gerçekten. Merak ettim. Halit Ergenç. Ona ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel Koral'le beraber. Evet, yeni bebeklerin hayırlısıyla. Bebekleri hayırlı olsun inşallah. Hepimiz çok seviyoruz. Oyunculuğuna bayılıyoruz. Çok şimdi yetenekli. Onların da bir gizli dünyası var. Yüzündeki hatları onların o gizli dünyasını ortaya çıkartıyor. Halit Ergenç bütün yüz çizgilerinde, yüz hatlarında ne diyor? Evet, Halit Ergenç inanılmaz bir yüz. Yani şifreleri anlatmakta önemli bir yüz. Bakın, kulaklarını gördük mü? Kulakları dışa çıkık. Kim varsa karşınıza. Bakın kulaklarını bir dışarı çıkık mı? Evet, dışarı çıkıp bakar mısınız kulaklara? Yani kepçe anlamında söylemiyorum. Tamam. Kulaklar şöyle hani dışarı çıkık olacak. Yani başa yapışık değil. Sizin de öyle ailenize bağlanınızı oradan anladım şifre olarak. Kulak eğer dışa çıkıksa, hele çocuklarda özgürlüğüne çok düşkün insanlar, yani onları hani benim meşhur sözüm zapturapt altına almak zor. Dolayısıyla özgürlüğüne düşkün bir beyefendi. Bakın saçları geriye doğru açılma diyorum ben ona. Yüksek testosterondan da saç dökülebiliyor belirli bir süre sonra, evet. Genetikte olabiliyor. Dolayısıyla çok tutkulu bir kişilik. Tutkusunun peşinde gidiyor. Ne olursa olsun gözü kara. Gözü kara bir insan. Aslında böyle görünüyor. Aydınlık bir yüz. Çok harikulade. Ama yani göz demiştim ya, bu ateş elementi. Gözlerindeki enerjiyi şu anda göremiyoruz ama ateş elementi enerjisi demek. Yerinde duramayan, tutkulu kişilik, tutkusunun peşinde giden, aşk hayatı hani her şekilde kalbi çarpsın, karşı cinsle olan ilişkinin mutlaka kalbi çarpsın istiyor. Ve kalp önemli onlarda. Gözlerindeki enerjiyi gördük mü? Gördük. Ama bakın provoke edilirse biraz önce ne demiştim? Karşısındaki kişiyi kızgın, ona yani gerçekten kalbini yaralayacak sözler söyleyebilir. Burnunda burada bir kemiği var. Detaycı, mükemmeliyetçi kişilik, kontrolü de seviyor. Yani kontrolcü bir kişilik. Nerede kaldın, ne yaptın? Baba, bildiğimiz reis anlamında. Dolayısıyla bu onu zora sokabilir. Bakın alerjik reaksiyonlara uygun bir görünüm kendisi. Sevdiği şeylerden yoksun bıraktığını bir insan nasıl anlarız? Gördüm, harikulade. Bir insan kendini sevdiği şeylerden yoksun bırakıyorsa o kendine kötülük yapıyor. Hı hı. Ama kendini zaten kendiyle iletişim iyi değilse başkalarıyla da iletişimi zor oluyor. Kendini iyi yönetiyorsa başkalarını da iyi yönetiyor. Benim bu yönetme sözüm yanlış anlaşılıyor. Hani yönetme derken onun Mandela'nın özgürlüğünü kısıtlamak değil. Mandela'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki karşınızdakiyle iyi iletişim kurmak istiyorsanız kendi dilinizde değil onun anladığı dille konuşun. Yönetmek bu. Vallahi yani evet, onun anladığı dille konuşacağız. O nedenle bak, onun anladığı dille konuşmanın yolu da böyle bir kadim sanat öğrenerek ancak yapılabilir. Kendini mahrum bırakıyor mu? Bırakıyor tabii. İşte bakın şurada yanaklarının da aşağı doğru inen çizgiler onun kendisini sevdiği şeylerden yoksun bıraktığını gösteriyor. Yani mola alacak, kendini şımartacak. Böylece daha mutlu ve daha huzurlu olabilir. Daha olmadığını söylemiyorum. Hı hı. Ama bu onun kendisini çok zorladığını, irade gücünü de çok zorladığını gösteriyor. Peki, Neslihan Atagül var. Yüzdeki şifreleri ünlülerin yüzünden yola çıkarak canlı yayında çözüyoruz. Gayet güzel. Lütfen siz de çok dikkatli dinleyin. Çünkü dudağının kalınlığı, gözünün kısıklığı, kulağının kepçeliği, çenesinin sivriliği, yüz o kadar çok şeyi anlatıyor ki ve öyle şifreler veriyor ki sadece doğru bilmek gerekiyor. Aynen. Şimdi Neslihan Atagül baktığımızda kusursuz bir yüz güzelliğine sahip, değil mi? Evet. Dudaklar, altın oran olabilir birçoğunun yüzünde. Ama şimdi tabii Neslihan Hanım için söylemeyeceğim bunu. Genelde siz nasıl daha doğrusu çözmekte zorlanmıyor musunuz? Çünkü hepimizde minimal de olsa bir takım operasyonlar var. Yok burun, yok dudak, yok botoks, yok vesaire bir şeyler. Tabii ki yüz okumalarımda ben hani genelde bireysel olsun ya da eğitimlerime de diyorum ki makyaj yapmadan gelin. Neden? Çünkü yüzünde bir ben dahi görünmesi, yani büyüteç kullanmamın nedeni o. Şöyle söyleyeyim, ilk başlarda sorduğunuzda Çin Yüz Okuma sanatı, Çin felsefesini temel alıyor Çin Yüz Okuma sanatı ve Çin felsefesi de akupunkturda da var. Yani doktorların kullandığı. Şöyle 5 farklı insan tipi var. İçe ve dışa dönük olarak da alırsak 9 farklı kişilik özelliği var. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın onun o hangi elementin nerede nasıl olduğunu bildiğim için ben bulabiliyorsunuz. Benim için sorun olmuyor. Bir gün ayrıyetten onları detaylı konuşalım. Ne diyorsunuz Neslihan Hanım? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere gözlerindeki enerji onda da hani ateş enerjisi yüksek. Zaten genelde ateş enerjisi yüksek olan insanlar mutlaka böyle bir alışveriş merkezine bırakın o insanları, o enerjileri yüzünden kolayca arkadaş edinebilirler, iletişimde çok iyidirler ve ünlü olmak istiyorlar. Ünlü olmak kapasiteleri var. Ünlü olmak istemek ne demek? Neonların altında olmak istiyorlar ve dolayısıyla sonuçta da amaçlarına ulaşıyorlar çünkü yetenekleri var. Bunu gözlerinden mi anladınız? Evet, gözlerinden anladım. Mesela çocuğun gözüne bakarak ne mesleğe sahip olması gerektiğini anlayabilir miyiz? Evet, anlayabilir. Sadece gözler bile bir kişiyle ilgili çok önemli detay verebilir yani. Bakışların dışında gözün biçimi, rengi, enerjisi o çok önemli yani. Dudaklara yaklaştıralım arkadaşlar. Yine bir annesinin prensesi tabii burada. Annesi tarafından küçükken. Tabii hepimiz çocuklar bizim için her şeyden önce gelir. Benim de bir kızım var. Kendisi yani inanılmaz 9 Eylül'de hocadır. Ama benim gözümde yanına geldim mi annelik duyguları gereği ben hala onu ortaokul, lisedeki gibi görüyorum. Hep yani böyle. Çocuklar ne kadar sizin de kızınızda görüyorum zaman zaman fotoğraflarınız harikulade. Evet, çok güzel tanımlamalarınız var, Allah bağışlasın. Ne diyorsunuz dudaklar için? Dediğim gibi annesinin ona yönelik olan tavırlarını ya da büyütme tarzını söyledim. Bakın dudak kenarları sivriliği var. Ateş elementi yüksek bir hanımefendi. Aslında çok duygusal rollerde çıkıyor. Ben görüyorum. Ya inanılmaz ağlama konusunda vesaire. Yani dokunsanız ağlayacak düzeyde de bir duygusallığı var. Yani o rollerde çok başarılı olmasının nedeni aslında hani aktörler duygularını çağırarak o role giriyorlar. Hı hı. Ama çok başarılıysa onda kendiyle ilgili bir bütünleşme mutlaka bulabilir diye düşünüyorum. Son bir fotoğrafımız var. Daha sonra seyircilerimiz üzerinde ayrıntılı olarak lütfen siz de ekran başında kalın. Hatta elinize bir ayna alın. Çünkü çok detaylı bilgiler verecek Sevgi Hanım bize. Sibel Can'ın da bir fotoğrafı var. Onu da inceledikten sonra detaylı yüz analizini yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Sibel Can. Sesine hayran olduğum ve telefonumda dinlemekten mutlu olduğum, sesi o kadar buğulu bir ses ki bakın ses de. Hangi şarkısını en çok seviyorsunuz? Onun en çok sevdiğim şarkısı bu Hançer. Hançer. Evet, inanılmaz. Ya da bestecilerin efendisi Bülent Bey'in, Özdemir'in şarkılarını muhteşem söyler. Şimdi hemen aklıma gelmedi. Muhteşem bir sese sahip. Adını dağlara yazdım. Ne kadar sesten de kişilik analizi yapabiliyoruz. Telefonda sesi nasıldı? Sibel Can'ın sesi kişiliğinin yansıması. Duygu denizinde yüzen biri. Duygu denizinde yüzen bir hanımefendi. Sezgi gücü yüksek. Nereden anlıyoruz onu? Alnından. Size de dedim ya, alın yandan. Evet, bir şifre daha verelim. Hadi verelim. Verelim, tamam. Yandan lütfen herkes yanındakinin alnına bakabilir. Sevgi Hanımcığım, şifrenizi verirken elinizi bol tutun, olur mu? Tamam, bol tutayım. Hayır, yani çok az verip de konukluğum çok olsun diye düşündüğümden değildir. Çok tatlısınız. Siz hep benim başımın tacısınız. Siz de merak etmeyin. Ne demek? Ne demek? Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin alnınız muhteşem. Bol şifreli olsun. Evet. Şöyle söyleyeyim. Herkes yandakinin alnına bakabilir. Alın yandan bakıldığında yuvarlaksa, tatlı bir bombe ise sizin gibi, sezgi gücü yüksek demek. Yani duygusal demek. Sizin gözlerinizde de hülyalı bakışlar var, derin duygusallık var yani. Dolayısıyla bakın, göz altlarının gölgesini gördük mü? Göz altlarının gölgesi. Ya dokunsanız ağlayabilecek biri ve öyle biri de nitekim. Onun dışında bakın gözlerindeki bu duygusallık ve hani sezgi gücünün yüksekliğinin dışında yine bir ateş enerjisi görüyoruz. Sevmeyi, sevilmeyi çok isteyen biri ve böyle doğaya, insana, her şeye böyle karşı sevgi dolu bir insan ki öyle yani. Müthiş. Öyle, evet. Bakın burun delikleri görünüyor. Hani parayı harcamayı, enerjisini harcamayı seviyor diyebiliriz. Ama bir de bakın şöyle iki çizgisi var. Sibel Can'ı ben şöyle kutlamak istiyorum hanımefendiyi. Yüzünde herhangi bir işlemi olmayan bir, yaptırmak istemediğini düşünüyorum. Bakın bu çizgilere dolgu yaptırıyor insanlar. Şu sizde de muhteşem çizgiler var. Nazolabial çizgileri. Evet, aynen sizin, siz tabii güzellik uzmanlarının tabiriyle. Onu mesela politikacılar da, mesela Putin'in, ben yüzünü okuduğum için kitabımı size hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Az sonra göstereceğim. Putin bu gelip gösterebilir miyim? Tabii. Bakın burun bitiminden dudak başlangıcına kadar olan çizgiler o kişinin amaçları olduğunu gösteriyor. Derin, yüksek, ileriye dönük beklentileri, hedefleri var. Şöyle yapalım mı? Elinizde lupunuz varken Emine hemen bir seyircimizi alalım buraya. Evet, hemen alalım ve bunu, lütfen buraya gelin. Evet. Şuraya oturtturalım sizi. Evet, tam da uygun gerçekten. Buyurun. Tam da uygun. Evet, elinizde lupunuz. Aynen. Şimdi herkesten rica ettiğim gibi kulaklarınızın arkasına saçlarınızı almanız gerekiyor ki alnınızı göreyim ben. Evet, şöyle. Evet. Bir de lütfen ekrana bakalım. Hani hakikaten bu ders mahiyetinde olsun. Şöyle bakacağız lütfen. Rahat olalım. Doğru. Rahat olalım. Öncelikli olarak ben nasıl tabii yüz okuma sırasıyla başlayacağım. Mesela hanımefendi de harikulade bir şey söylemek istiyorum. Bir zenginlik şifresi gördüm. Bir alkış rica edelim lütfen. Evet, çünkü hani kulak, siz bir şifre daha veriyorum. Evet. Kulak memesi geniş ya da büyük olan, çok geniş kulak memesi var gördüğünüzde. Bakayım. Bir dakika, bir görelim. Boyutuna bakıyorum. Şöyle kafamız çevirirsek. Gösterelim lütfen. Kulak memesi geniş ya da aşağıda uzun olan birisi atalarından genetik olarak bir ata enerjisi, hediye enerjisi almıştır ve bu zengin olacağına dair de bir belirteçtir. Evet. Zenginiz galiba. Evet. Olabilir. Ya, bunu gördüğüm için söylüyorum. Ailesine bağlı olsa da aslında özgür olmayı isteyen biri. Doğru mu? Evet. Yani onu görüyorum. Evet. Ergenliğiniz biraz zor geçmiş. İsminiz hanımefendi? Hülya. Evet. Hülya Hanımcığım, ergenliğiniz zor geçmiş. Ama ben böyle deyince zaten bizim ülkemizde hakikaten ergenlik çok zor. Kız çocuklara öğretmenlikle yaptığım için daha zor geçiriyorlar. Hani anne sizin üzerinizde baskı uygulamış olabilir ergenliğiniz süresince. Ya da anne görevi yapan kimse. Yani baskı uygulamadı ama annemle beraber anneme bakıyorum, yani öyle söyleyeyim. Ha işte bak, bu da anladım. Tamam. Evet. Evet. Ama tamam, baskı işte derken yanlış anlamayalım. Hı hı. Çünkü anne bazen sertleşebiliyor onu iyi yetiştirmek adına. O anlamda söylüyorum. Bakın ergenliğinizde de böyle birkaç tane sizi zora sokan olay yaşamış olabilirsiniz. 20'li yaşlarınızda. 20 yaşlara girerken 18'li yaşlarda bir şey yaşadınız mı? Hastalık. Evet. Orada evet. Çok ciddi bir şeye geçirmişsiniz ama. Nereden anlıyoruz onu? Bakın ne kadar derin burada çizgisi ve noktası var. 18'de dedim yani. Sizi gerçekten hayatınızı derinden etkilemiş. Fakat şöyle söyleyeyim. Acaba o olaydan sonra tekrar o olaya geriye, yani sizde bıraktığı etkiler devam ediyorsa lütfen onları geriye itin. Zor durumda sizi bırakabilir ileride. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Geriye itin derken kapatın o olayı. Evet, kapatın o olayı. Evet. Ama etkileri devam ediyorsa ciddi bir şekilde. Peki Hülya Hanımcığım, sizi yerinize alacağız. Daha fazla şeye sokmadan. Evet. Çok teşekkür ederim. Birini daha alacağım. Neden istiyorum biliyor musunuz? Farklı yüz şekilleriyle daha çok şifre çözmek istiyorum. Hülya'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol. Bir seyircim daha var. Hayatta her şey var. Stüdyosuna gelen kazanıyor. Size diyorum çıkıp gelin merhaba, bak stüdyomda sizi bekliyoruz diye. Evet. İsim neydi? Ayşe. Ayşe Hanımcığım, Ayşe ekrana Hanımcığım bakıyoruz. Evet. Alnınızı şöyle bir görsem çok güzel kahküller. Evet. Çıkarayım mı gözümden? Evet. Yok, yüzdeki şifreler çözülüyor. İstersen söyleyeceğim. Tamam. Bakın aynı zamanda şurada saçın ortasında bir V var. Yani sizin bunu hani daha önce katıldığım bir programdaki hanımefendi sunucu alnında hani böyle kahkül yakışıyor. Ancak ben o söyledikten sonra kahkül yapmamaya karar verdiğini söylemişti. Alın ortasında bir V çizgi varsa hanımefendi gibi, ismi yandaki hanımefendi gibi, hı hı, o yani alın saç çizgisinin ortasında böyle bir V harfi varsa bir kere karizmatik kişilik göstergesi, kadınlarda seksapalite göstergesi, wow, ve ayrıca kişi yani öyle güzel yetenekleri vardır ki, yaratıcı yetenekleri vardır. Yaratıcı yeteneklerini hayata geçirmezse de biraz mutsuz oluyor insanlar. Sizin var mı böyle yaratıcı yetenekleriniz? Vardır. Vardır yani çok. Sanata mı düşkünsünüz? Evet. Yani, el işlerini mi? El işi de yaparız. Evet yani inanılmaz değişik. Giyim, tarzına, evet. Yani çok biz tasarımcı diyebilirim. Peki burnu ne diyor? Dudakları ne diyor? Bakın parayı gerçekten harcamayı seven bir hanımefendi görüyorum. Enerjisini de. Burun delikleri gözüktüğü ayrıca, için. Bakın şu anda biraz heyecanlısınız, onun farkındayım ben. Şöyle tam karşınızdan bakayım. Bir gözünüzü çıkarın çünkü bir hat gördüm. Bir de ne olur tam ekrana bakar mısınız, kameraya? Şöyle şu açıdan. Bir hat gördüm, onu yorumlamak istiyorum, önemli. 40'lı yaşlarınız başında çok önemli bir şey geçirmiş, bir olay geçirmiş olabilirsiniz. 40'lı yaşların başında. Olabilir. Bir ayrılma ya da ne bileyim iş değişikliği gibi. Evet. Söylemek istemiyorsanız söylemeyin. Ciddi bir şey geçirmişsiniz ama. Evet. Ayrıca mesela siz işinize çok odaklanan birisiniz. Evet. Ama inanılmaz saatleri unutursunuz. İnsanlar size akıl fikir sormaya da gelirler aslında. Fakat yine de siz özelinize, yani bu kadar insanlar size güven verici bir yüzünüz var. Size bu kadar akıl fikir vermeye, almaya gelseler de siz yine de çok fazla kendinizle ilgili şeyleri paylaşmak istemiyorsunuz. Ama Sevgi Hanım, siz de kendinizle ilgili şeyleri paylaşmak istemiyorsunuz. Şifre söylemiyorsunuz bize. Evet söyleyeyim burada. Ama bu bir şifre, bakın. Hemen haklısınız. Siz beni lütfen ikaz ediniz ben. Bakın eğer burun üzerinde, şu burun kemeri üzerinde. Size de bakayım mı? Olur. Ama hiçbir şey yok maşallah, yakından gördüğüm için. Yok. Ama hanımefendinin, gelin siz bakın. Çizgisini gördük mü? Yakını alabilirlerse, bakın çizgiyi gördük mü? Gördüm. Evet, burun kemerinde, izninizle gösterebilir miyim? Burun kemerinde bakın 2 tane çizgi var. Burun kemerinde nasıl çizgi olur? Hani dersiniz ki böyle yap, şöyle yap, hiçbir şekilde olamaz yani kolay kolay. Tarağını yerim ben. Burun kemerinde böyle çizgi görürseniz çok tatlıymış, evet. Çok tatlı. 40 yaşların başında eşinden ayrılma, iş değiştirme, hayatını derinden etkileyen bir olay yaşamış demektir. Çok büyük bir şüphe. Şuradan. Evet. Evet. Peki dudak üzerinde böyle görür, evet o çok önemli. Görürsek harikulade, şahane. Bakalım hanımefendi de var mı? Bakın şimdi dudak üzerinde. Evet. Mesela siz kadın doğumla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. Şimdi yaşını söylemeyeyim haritaya bakarak ama var mı öyle? Ameliyat da geçirmiş olabilirsiniz. Yok. Doğumlarınızda bir kadın hastalığı ile ilgili problem yaşayabilir. Öyle ama şey doğumlarınızda yok. Çocuklarla ilgili problem yaşamış. Normal doğum yaptım. Hı-hı. Ama ilki bayağı zor oldu. Anladım. Yani çünkü o yaş olarak evet. Süper, evet, harikasınız. Çünkü hiçbirini tanımıyorum. Evet. Zor bir doğum bırakıyor. Yapmış. Evet, iz bırakıyor. Evet. Evet. Şurada yani yeni bir dedim. Evet, o iz yaşı evet. Çok dolayısıyla onun dışında bakın hanımefendinin yakından bakabilir miyim? Gülümseyelim bir de normal duralım. Bakın dudaklarının kenarlarında çizgiler var. Ne anlatır? Yani şu dudak kenarlarında bizim kadınlarımızda biraz fazla görüyorum. Neden? Biz çünkü anne nasıl bencil olur? Anne devamlı vermiyor. Sen mi diyeyim, hocam mı diyeyim, siz mi diyeyim? Yani normal hayatta çünkü gerçekten çok sıkı ve çok sevdiğim bir dostum. Evet, ama ben yine seyircilere olan ve sana olan saygımdan dolayı hocam diyeceğim. Tamam, çünkü peki. Gerçekten işini iyi yapan hekimlerden biridir. Tamam. Oytun Erbaş. Tamam. Şimdi sevgili hocam. Buyurun. Konuşmaktan yoruldunuz biliyorum ama biz var ya yeni bilgi istiyoruz. Çin'den gelen bu virüs ne olacak korona? Şimdi esasında şöyle. Belirtileri neler? Şöyle biliyorsunuz bu koronavirüs çok eski yıllardan beri olan bir virüstür. Bu en önemli özelliği kış aylarında soğuk algınlığı yapmasıdır. Yani burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük yapar. Ama bu işte yarasadan insana geçen bu yeni virüs. Biliyorsunuz bu ne yazık ki o Çin'in o bölgelerinde insanlarla hayvan teması çok fazla. Ve bu hayvanlar da böyle normal hayvan değil. Bunlar egzotik hayvanlar. Yani işte orada bu yarasanın satılması, yarasanın böyle bir... Daha şeyler biliyorsunuz Çinli yemek alışkanlıkları biraz ilginç. Biliyorsunuz bu ilk bu salgın bu Wuhan kentindeki bu bir deniz ürünleri satan bir yer var. Ama bu deniz ürünleri olan yerde böyle ilginç hayvanlara satılıyor. İşte yılan gibi, yarasa gibi. İşte bu temas mutasyon geçiren virüs. Normalde virüsten mutasyon geçirir. Yani virüsler sapıtır. Ama insana atlamaz. Neden atlamaz? Çünkü doğada, vahşi doğada. İşte o temas yakın olduğu için insana atladı. Bu şeyde de olmuştu, kuş gribinde. Kuş evet. Gribinde de tavuk çiftliklerinden. Demek ki tavuk çiftlikleriyle insanın çok yan yana olması da bu sefer de o kuştaki ya da civcivdeki bir mikrobun insana atlamasına sebep olabiliyor. Yaradan atlayınca da vahşi doğadaki virüs bize atlayınca yaptığı çok fazla azgınlaştı. Yaptığı özelliği akciğere inmesi, zatürre yapması. Zatürresi de çok alır. Akciğer yetmezliğe götürüyor. İşte ondan zaten öldürüyor zaten. Ama şu anda ölüm oranları çok yüksek değil. Yani enfeksiyonu kapanlardan %3 tabii az değil yine. Salgın büyüverdiğini düşünün. Tabii yüzlerce, binlerce şu anda hani 20 binlere bahsediliyor ama 100 bin civarı şu anda insan. Nasıl korunacağız peki? Vallahi şimdi korunma genel tabii sağlık önlemleri çok önemli. Bir kere bu virüsler en çok bulaştığı yer neden kış aylarında hasta oluyoruz onu söyleyeyim. Çünkü kış aylarında daha beraber yaşıyoruz. Hava soğuk olduğu için kapalı, işte, yerler. Kapalı yerlerde en önemli şey esasında havalandırmanın çok iyi olması lazım. Yani iç havanın dışarıya atılıp taze havayı çekmek lazım. Ama çoğu sistemde bu yok. Klimalar havayı ısıtıp döndürüyor içeride. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Herkes birbirinin soluduğu havayı soluyor. Onun için en tehlikeli yerler işte yaşadığımız alışveriş merkezleri. Evet, çok okullar, kalabalık şimdi okullar. Ben en çok okuldan korkuyorum. Yani çocuğumuzu gönderdik. Şimdi çocuklar de şöyle, ders süreni uzatmamak lazım. Pencereleri açmak lazım. Mesela her çocuklar teneffüse çıktığı zaman oradaki görevlilerin, öğretmenin ya da çocuklara görev vereceksin. İçeri havalandırmalarını öğütlemek gerekiyor. Çocuklarda en büyük özellikleri ya da bizim için de öyle. Demek ki kapalı yerlerde havalandırmaya dikkat edeceğiz. İkincisi el yıkamak tabii zaten Amerika kış aylarında tuzlu suyu önerdim. Tuzlu su çok iyi bir antimikrop, yani mikrop kırıcıdır. Bunu zaten dedelerinizden, annelerinizden bilinen bir şey yani. Nasıl kullanacağız? Nasıl kullanacağız bunu? 1 litre suya 10 çay kaşığı tuz. 1 litreye 10 çay kaşığı. Kaynamış mı olacak? Şöyle çeşme suyu ise kaynamış ve ılıtılmış olması iyi olur. Yarım litre su varsa o zaman 5 çay kaşığı. O zaman yarım litre ise 5, 1 litre ise 10 çay kaşığı. Eğer kapalı ağzı, kapalı sulardan kullanıyorsanız onu kaynatmaya gerek yok. O zaten mikrop barındırmaz. Ancak direktman içtiğiniz sular içerisine yarım litrelik salınlar, 5 çay kaşığı. Onu karıştırırsınız. Onu koyarsınız temiz olarak. Bunu özellikle sabah evden çıkarken, öğlen bir ara, bir de akşam eve gelince buruna şöyle 5-6 defa geniz akacak şekilde. Böyle gargara yapar gibi mi? Hayır. Buruna önce. Buruna çekeceğiz. Buruna verdiniz. Sonra biraz geriye doğru attınız. Bu zaten genize doğru akar, o genize doğru. Tamam. O genize doğru aksın. Bunu böyle bir 4-5 defa güzelce burnunuzu temizleyin. Sonra ağzınıza güzelce yine gargara yaparak tükürün. Çok iyi. Yani bunu her normal insan yapmalı. Gripli olmanıza gerek yok. Her gün öneriyorum. Yani her gün de bunu yapabilirsiniz. Şöyle bir kere solunum yolunuzu rahatlatır. Burnunuzu açar. Daha güzel nefes alırsınız. Daha güzel uyursunuz. Özellikle akşam yaparsanız. Mesela sinüzit olanlar bu alerjik şey oluyor ya, polen mevsiminde. Polen mevsimi tabii daha gelmedi. Daha Mayıs'ta gelecek polen. O polen mevsiminde işte saman nezlesi olanlar bunu çok rahat kullanabilirler. İyi de olur. Çocuklara kullanılabilir. Yaşlılara kullanılabilir. Bir yaş sınırı da yok. Temiz, hijyen bir şey. Çünkü tuzun hijyenliği şuradan geliyor, temizliği. İçinde klor var. Sodyum kloru ya. Klor bir çok güzel mikrop kırıcıdır. Onun için bu her zaman yapılmalı. Yani bu benim her zaman önerdiğim bir şey. Yine elleri yıkarken de yine aynı suyla da, kalan suyla elinizi tekrar yıkayabilirsiniz. Hijyendir. Benim virüsle ilgili ve diğer hastalıklarla ilgili soracağım çok soru var. Sizin de sormak istedikleriniz varsa 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaram. Bir de Instagram adresiniz var. Oradan sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Oytun Hocam'a tek tek ne öğrenmek istiyorsanız hepsini soracağız. Şimdi en çok korktuğumuz şey tabii ki bu son günlerde koronavirüsü. Nasıl korunacağız, neler yapacağız? Bir de maskeye falan şu anda gerek yok. Onu söyleyeceğim. Maskeye gerek yok. Ülkemizde vaka yok çünkü. Şu anda bir salgın yok. Yani salgın zaten oldu mu bir kişi de çıkmaz hemen. 1, 3, 5, 10, 20 hemen artı verir. Ülkemizde daha henüz yok. Yani şu anda bir maske önlemi almaya gerek yok. Yani şu anda bir rahat olmak lazım. Daha salgın yok tabii ortalıkta. Çok paniğe gerek yok. Şimdi siz bu soruma kızacaksınız ama biliyorum. Ne yiyip ne içelim? Koronavirüsü yani, çünkü nasıl ki yediğimiz içtiğimiz bağışıklığımızı güçlendiriyorsa. Evet, doğru. Şimdi bakın, bağışıklık güzel bir nokta. Gerçekten her şey bağışıklık. Yani mesela şunu söyleyeyim Nur. Mesela biraz üzülün bir şeye. Canınız sıkılsın. İşte para mevzusu, Allah korusun, aile ölen olsun, terk edilme. Hemen ağzınıza mesela af çıkar. Vallahi ağzınızın içinde yara çıkar, biliyorsunuz. Hemen dişleriniz acımaya başlar. Olmuştur sizin de. Şimdi neden diyeceksin bunu oluyor? Çünkü insan streslendiği zaman kortizon denen bir hormon yapıyor. Böbrek üstü bezinde. Şu böbrek üstü bez var. Bu kortizon senin kan şekerini yükseltiyor. Esasında seni streste yapmaya çalışıyor. Baş etmeyi sağlıyor. Ama bağışıklığı düşürüyor. Bağışıklığı düşürmesinin sebebi de şu. Başına iltihap falan gelmesini önlemeye çalışıyor esasında. Aslında iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Diyor ki esasında bunun başına bir dert gelmiş. Sinüzitten koruyayım onu. İşte burun akıntısı olmasın diyor ama iltihabı baskılarken de bu sefer normal iltihapla baskılanıyor. Bu sefer mikroba karşı da savunmayı azaltıyor. Bu sefer mikrop kapmaya meyilli oluyorsun. O yüzden stres çok kötü bir şey. Stres, bak hayatta şunu söyleyeyim. Hayatta stres, damar sertliği yapan stres, kanserli yapan stres, bak bağışıklığı bozan da stres. Peki ne yiyelim? Bir kere bu aralar stres olmak iyi bir şey değil. Hocam o söylemesi kolay da uygulaması çok zor yani. Ama hadi bakalım strese engelle. Doğru söylüyorsun ama şunu dedi, stresi bizi en güzel koruyacak şey adam gibi uyumak. Hep söylüyorum. Günde 7-8 saat uyumak. 2, mutlaka spor yapmak. Yürümezseniz olmaz. Yürümek çok önemli. Günde kaç adım diyorlar bana? Ya 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Ne buldun yürü işte. Yani bunun zamanı yok. Hocam ben günde yarım saat diyorum ya. Tebrik ederim, yarım saat yürüyebiliyorsan. Yani mesela ben her gün yarım saat yürüyemiyorum ama merdiven çıkıyorum. Asansör kullanmıyorum. 5. katı çıkıveriyorum mesela. Bir aktif olsun diye. Bulaşık makinesi kullanmıyorum. Yine elimle yıkıyorum. Ben bulaşık elimle yıkarım. Benim hep şeyim, mesela bulaşık makinesi çok kızıyorum. Sahi mi söylüyorsun? Sahi. Ben hayatımda hiç bulaşık makinesi kullanmadım. Vallahi billahi. Yemin olsun. Evde siz yapıyorsunuz. Ben yıkarım bulaşıkları. Ne olacak elini? Çünkü laboratuvarda da öyle mesela. Ben laboratuvar çalıştığım için her şey elimden yıkayıveririm, siliveririm. Yani bu bir egzersiz aynı zamanda. Çünkü bulaşık makinesi, çamaşır makinesi tembellik. Tembellik demek depresyon demek. Tembellik demek bağışıklığın bozulması demek. Spor bağışıklığını güçlendiriyor. Demek ki bu aralar yürüme egzersizi bol bol yapacağız. Bağışıklık güçlensin diye. Yemek açık havadan. Güneş çok önemli. Güneş girmeyene doktor girer. Güneş bütün mikrop kırıyor. Onun için havada güneş gördüğünüz pencereleri açın. Bak çok önemli bir şey var. Camdan güneşin yararlı faydası geçmiyor. Cam kesiyor onu ön taraftan. Onun için camın arkasında vücut D vitamini yapmıyor. Camın arkasında güneşten aldığımız mikrop kırıcı eve girmiyor. Cam açman gerekiyor. Ve perdeyi açacaksınız. Bütün hanımların sabahleyin camları açacaksınız. Soğuk falan yok abi. Açacaksınız. Açacaklar. Ev havalanacak, güneş eve girecek. Bu çok önemli. Onun için bütün camları açıyorsunuz. Hastalık girsin istemiyorsan güneş girsin evine. Mesela bu koronavirüs de öyle. Koronavirüs güneşle yaşaması mümkün değil. Eve güneş aldırdığın zaman korona kalmaz. Güneş alacak. Bak yurt dışında birçok yerde yaşlıların oturduğu yerlerin tavanları şeffaf. Tavanları cam yapmışlar. Hasta yatıyor ya cama bakıyor. Güneşe bakıyor. Neden? Çünkü o da açıyorlar o camları gündüzün. Ve ne yapıyor güneş? Güneş depresyonu önlüyor. Güneşten gelen ışınlar hem D vitamini yaptırıyor hem de deride beynin mutlu olmasını sağlayan bir sürü madde yaptırıyor. Önce depresyonu yenmek için yürüyeceksin, egzersiz yapacaksın, güneş alacaksın, güneş. Güneş çok önemli bir şey. Şimdi insanlar evin içinde yaşıyor, güneş görmüyor ya. Abi çıkın diyor şu güneşi bulduğunuz kaçırmayın ya. Güneş çok önemli. Bir de bizim ülke güneş ülkesi. Bizim ülke çok güzel. 4-5 mevsim, her mevsim var. Ben ilk Hollanda'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. Minnacık bir güneş var ya. Yani biz onu güneşten saymayız biliyor musunuz? Yani böyle çok... bakıp bizim için o kapalı bir havadır. Bir baktım ki herkes tişörtlerini çıkarttı, güneşte duruyor. Allah'ım güzel ülkem dedim. Tabii. Güneşin böyle o derin ışıkları gözünü... Şimdi mesela git Antalya'ya, bizim o kış sahile, Adana bölgesinde güneş vardı şimdi. Yani demek ki güneş iki, hem mikrobu kırıyor hem bağışıklığı arttırıyor. Biz nasıl beslenmeliyiz? En çok bağışıklığı arttıran biraz proteinli. Nasıl? Yumurtanın beyazı. Yumurtanın beyazı dünyanın en iyi şeyidir, proteinidir. Neden yumurta beyaz çok değerli biliyorsunuz? Ya civciv çıkıyor içinde, oradan belli. Can çıkıyor onun içinde. Bir can çıkıyor. O canı veriyor ona. O zaman çocuklara yumurta verilmeli mi? Evet. Verilmeli. Ama ne yapmalıyız? Çok önemli bir şey var. 2 tane 3 tane fazla yerken sarısını atın. 3 tane kadar bir şey, 2 tane. Ama hocam ben 5 tane yumurtayı niye kardeşim? Ama sarısını at. Hayır öyle. Çünkü çok kolesterollü sarısı. 2'den fazla, 3'ten fazla önermiyorum. Ama beyazını yediyorsun. Beyazı dünyanın ama etten daha iyi. Yani bir çocuğun boyu atsın, büyüsün, saçı güzel olsun, derisi güzel olsun. Çocuk şöyle boy atsın, güzel olsun istiyorsanız yumurtasını eksik etmeyin. Çok derisi de, cildi de, saçı da her yeri. Çok şey olur. Evet, iyi olur. Beslenmemiz konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Virüs konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. En çok bana gelen sorulardan bir tanesi de koronavirüsle ilgili aşı nasıl bulunacak? Bulunur mu? Şimdi aşı şöyle, aşı çalışmaları uzun sürer. İşte koronanın kardeşi var, SARS vardı bir ara. 2003'ler duymuşsunuzdur yine o zamanlarda salgın yaptı SARS. O zamanlarda 1000 kişiye yakın insan öldü. Hala onun aşısı çıkmadı. Neden biliyor musun? Aşı çalışmaları tamam, aşıyı yaptık. Aşı yapmak çok zor değil ama aşı işe yarıyor mu? Her virüste işe yaramaz aşı. Mesela gripti yapıyoruz, o bile tam yaramıyor. Mesela gripin aşısı kaç yıldan beri yapıyor? İnfluenza diyoruz. Grip aşısı, hatta paçavra gribi derler. Grip insanı mahveder. Olunca biliyorsunuz elin ayağın ağrır, her yerin ateşleri içerisinde. Bir de en önemli şey de ağrı. Her yerin, bütün kasların ağrır. O griptir. Grip de akciğere inebilir ama daha nadir. İşte bu yeni koronanın sıkıntısı o zaten, akciğer inmesi. Gripin bile aşısı tam çalışmıyor. Demek aşı bulunsa bile tutacak mı? Etki edecek mi? Bir de bir aşının tüm topluma nasıl yapacaksın? Yani öyle o aşı işi hemen öyle kolay değil. Yani o yüzden sen tedbirini alacaksın. Bir de yan etkiler ne olacak o aşıdan? Tabii. Bir de o çıkıyor başımıza aşıda. Bazen aşı yapıyorsunuz. Vücutta o bağışıklığı bir azdırıyor bazen. Mesela bağışıklık azınca da bazı hastalıklar alıyor. Sonra romatizma hastalıkla başımıza geliyor. Demek ki öyle hemen her şey hani duyduğumu yutmayacaksın. Hemen bir sakin olmak lazım. Bir de bir şey yeni ise bir dur. Mesela yeni ilaç çıktı, bir dur. Neden? Daha çok yeni. Ya öyle oluyor ki ilaçlarla. Yeni bir uygulama mesela. Ya ben mesela bu ilaçlarla uğraşıyorum. Yani deneyleri yapıyorsun, insan fazları geçiriyor, her şey iyi gibi geliyor. Ama bir eczane girdikten sonra binlerce insan bir kullandı mı bir bakıyorsun hiç beklenmedik bir şey ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi Oytun Erbaş ilmine, fikrine, görüşlerine en çok güvendiğim hekimlerden biridir. Gerçekten çok inanıyorum ve inandığım için onun bütün duygularını, bütün bilgilerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Dedim ya, sormak istediğiniz ne varsa sorun. Arkadaşlarım derlediler, topladılar. Hala sormaya devam edebilirsiniz lütfen. Instagram Nur Viral, diğer sosyal medya hesaplarımızdan da sorabilirsiniz. Şimdi kilo gerçekten insanı hasta yapıyor mu? Sevgili Melahat Hanım sormuş. Zayıflayamayan kadınlar için de ne yapmalı? Oytun Hocam ne tavsiye eder diyor. Şimdi kilo insanı tabii ki hasta ediyor. Şöyle bir şey var. Bir insanın kaldırabilecek kilo 90-95. Bunun üstü kaldıramıyor vücut. Yani diyeceksiniz ki ya Oytun ben şişmanım. Kaçın üstünde şişmansın? 100'ü geçtim. 100'ü geçtiğin zaman başına dert çıkma ihtimali %5-10. 130'u geçtin mi başına dert çıkma ihtimali %50. Oran yükseliyor. Çok yükseliyor. 140 üstü çok kötü. Onun için ben şunu söylüyorum. Kaç kilosun? 90-95. Son radde. 90-95. 100 artık alarm. Peki ne tavsiye edersin? Yani diyeceksiniz ki şöyle bir şey var insanlarda. Bizim şimdi Türk insanı, biz Asya insanlarıyız. Asya insanları kısa boylu. Bizim boyumuz ortalama 1.60, 1.65'tir. Ben 1.67'yim. Türkiye'de bizim erkekler aynı bu boydayız. 1.65, 1.70. Hanımlarda 200 cm daha kısadır. Şimdi biz bizim vücudumuzda şey çok daha fazla oluyor, yağlanma. Çünkü boyumuz kısa olduğu için bizim kas da az. Şimdi mesela bakıyorsun Amerika'daki zencilere, ondan kas kitlesi çok fazla. Kas fazla olduğu için enerji harcayabiliyor. Bizim kasımız az olduğu için enerjiyi de pek harcayamıyoruz. Onun için biz günlük gıdamızı çok fazla yememeliyiz. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bizim yiyeceğimiz gıda günde en fazla 1500 kalori olmalı. 1500 kalori de çok fazla miktar değil. Yani biz küçük insanlarız. Azıcık az yememiz gerekiyor. Porsiyonu küçültmek gerekiyor. Bizi porsiyonu küçültmek gerekiyor. Esasında şöyle oldu, bu Amerikan porsiyonları büyüdü. O moda dünyaya yayıldı. Doğru. Şimdi biliyorsun onlar, tabaklar falan. Onlar et geliyor 650-700 gram. Ya 700 gram et yenir mi ya? Onlar yiyorlar. Hamburgerler devasa ya. Ama biz diyoruz ki biz de yeriz. Biz de yerisek şişmanlansın. Yani biz onu yakamayız. Mesela bir örnek verebilir misin? 1500 kalori. 1500 mesela kalori. Sabah kalktın ne yedin? Öğlen, akşam. Mesela sabahla şöyle söyleyeyim. Küçük bir menü. 2 dilim ekmek, 3 dilim ekmek. Nerede yesek öyle? Yani 3 dilim ekmek. Hadi 4 olsun diyelim ki. 4 olsun. Mesela şöyle söyleyeyim. 3 dilim ekmek yedin. Üstüne biraz bal sürdün. Peynir yedin. Şudur budur. 500. Sabah kahvaltısını bitirdin zaten. Hayır, sabah kahvaltı 500 aldık. Öğlen bir çorba içtin. Çok güzel. 200. Yanında da bir limon sıktın. 200 kalori bak. Ha, öğlen de yedin. Bir 500-600 daha aldın. Hatta öğlen ben onu bunu yiyeyim. Dönerler falan geldi. Kebaplar, İskenderler işte 800-900. Yine çıkar o tabii. Akşam bitti, akşam yeme artık yani. Sabahleyin kahvaltı ettin, öğlende çok güzel bir yemek yedin. Akşam yiyeceğin belli, bir elma yiyip yatacaksın. Ha, öğlende çorbamızı içtik, tavuk çorbamızı. Ben şehriyeli tavuk çorbasını çok severim. Şehriyeli çorbasını içine 2-3 tane limon sıkarım, onu içerim. Gribe çok iyi geldiği söylenir, doğru mu? Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Acının biberiye diyoruz ya. Karabiberdir, tarçındır. Bunları kullanmak çok değerli. Bunlar romatizma hastalıkları falan iyi geliyor gerçekten de. Kanseri de önlüyor. Onun için yemekleri yaparken mutlaka içine az acı, karabiber, kimyon. Yani elinizi biraz korkak tutmadan hani böyle atın içine. Tuz yerine baharat koyun diyorsun. Aynen öyle. Baharatı bol. Ha, akşam yemeğini ne yiyin? Akşam yemeklerini az yiyin. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Bizde de tam tersi oluyor. Akşam yediğin daha çok yarar insana. Bu net. Çünkü akşam şöyle bir şey oluyor. Akşam yemekten sonra uyuduğun için bağırsaklar daha iyi çalışıyor. Ya. Onun için yediğin daha güzel emiliyor. Kanı geçiyor. Bu sefer akşam yeme alışkanlıkları. Eğer akşam güzel yemeye alışırsan, hatta yemeden önce, yatmadan önce yemeye alışırsan yağlanıverirsin. Yani yediğin yarıyor akşam. Yediğin yarıyor. Onun için gündüz daha iyi. Onun için demek ki Kahvaltıyı güzel yap. Tamam. Öğlendi yine ye. Hı-hı. Akşamları azalt. Akşamları bir çorba, bir elma falan böyle yaparsan Hı-hı. çok iyi kilo verirsin. Şimdi Gaziantep'li seyircimiz bizim soframızda baklava vardır hocam diyor. Bahsettiğiniz diyete baklavayı da ekleyebilir miyim? Ben baklava her gün yerim. Benim evde her zaman dolabımı açtığımda mutlaka cevizli baklava vardır. Bir de fıstıklı. Ben ikisini de çok severim. Ben kim sevmez? Yemeklerden sonra 2 tane, akşam yemeğinden sonra 2 tane yerim. Yeme dedin ama az önce. Hayır canım. Akşam yemeklerinden sonra. Hayır yani. Ha, şunu söyleyeyim. Yarar yani. Akşam yarıyor da akşam yemeğinden seviyorum ben. Helvayı da seviyorum. Neden akşam yemek? Kültür. Ama 2 taneden fazla yiyor muyum? Yemiyorum. 2 tane yeter. 2, 4, 6 zaten 2 baklava hiç yapmadan bir 100-150 kaloridir. Bak şöyle. Ha, ama güzeldir. Peki her gün yemeye gerek var mı? Yok ama baklavası olmaz. Antep fıstığı ve ceviz çok değerli. Ceviz de çok bizim için değerlidir. Çünkü damar sertliğini falan ceviz önler. Çocuklarda çok yararlı. Bak çocuklarınızda cevizdir, fındıktır. Yedirin. Gebelikli de ceviz fındığınızı mutlaka yiyin. Çok değerlidir şey olarak. Ya bu konuda siz erkekler olarak çok şanslısınız biliyor Neden? Musunuz? Ben akşam 2 tane baklava yesem şu kapılardan sığmam vallahi. Hayır. Vallahi peki, yok erkekler gün, çok bak, şanslı. Hayır bak şimdi her gün yersen tabii kalori alıyorsun. Bak mesela ben tayin helvasız durmam. Çünkü susam yağı çok önemli. Ya susam yağı o kadar değerli bir şey ki. Susam yağı Mısır'da şeyin kullandığı hani böyle tanrıçaların kullandığı yağ diye bilinir. Çünkü cildi güzelleştirir, saçları dökmez. Onun için ben susam yağını mesela bulabilirseniz saçınıza sürün, saçları dökmez susam yağı. Erkekler için de geçerli. Derinizi yaşlandırmaz. Onun için cildinizi her gün susam yağıyla bir geçin bir tur. Bir tur. Hani elinize sürün. Böyle güzelce bir sürdüğünüz zaman hem nemlendiricidir. Ya nemlendiriciye para verme gerek yok. Ya. Susam yağıyla azıcık şöyle hafif. Hani bitti işte. Peki kadınlar mı erkekler mi gerçekten daha çabuk kilo verebiliyorlar? Yani sizdeki kas kütlesi mi daha yoğun bizdeki kadınlarda mı? Şimdi ben size söyleyeyim kadınlar çok avantajlı. Neden biliyor musun? Bak hemen söyleyeceğim. İnsana damar sertliği yapan yağ göbek yağı. Göbek ya şu yağ yapıyor, damar sertliği yapıyor, kanser yapıyor. Kadınların östrojeni yağı kalçalara, basenlere topluyor. Karnı da topluyor ama daha az. Erkekler nasıl şişmanlıyor? Elma gibi oluyor hemen erkekler. Göbekten hemen şişiveriyor. İşte bakın. Şimdi mesela kadınlar nasıl? Göbek var ama basen de var. Basen yağı bir şey yapmıyor. Hiç insan gitmez ama o yağda. Ama basen yağının şöyle bir özelliği var. Damar sertliği yapmaz. Basen yağı en tehlikesiz yağ yağı. Ya. Ya. Bak işte yine şanslısınız. Yani bir de kadınlar 52-53 yaşında menopozu kadar hiç damar sertliği olmazlar. Hmm. Korunaklı. Kadınlar işte menopozdan sonra biraz. İşte o da. Evet. Ama o da şans. O da, ne ama şansı var? Erkekler 52 kadar keşke ben de korunaklı olsaydım. Mesela erkekler var mesela görüyorsunuz. Mesela 45 yaş 40 yaş erkekler için sakat yaşlardır. Böyle kalp krizleri erken ölümleri Allah korusun olabiliyor. Mesela kadınlar öyle değildir. Kadınlar korunaklı. Peki madem göbek ve kalça yağlarından bahsettik bir soru var onu da hemen ona iliştireyim. Göbek ve kalçadaki yağlar nasıl erir? Şimdi şöyle göbek yağı en tehlikeli yağ ama alıp vermesi de en kolay yer. Göbek yağı ama basen tehlikesiz ama alıp vermesi zor. Çok. Ya baseni eritmek çok zordur. Ama göbeği eritmek kolay. Boğazdan kısarsan, egzersiz yaparsan göbeği eritirsin. Erkekler şanslı bu konuda. Ama basen öyle hemen erimez. Nasıl? Ne yaparsak erir? Basende, şu duvara vurursak. Yok. Basende ne lazım biliyor musunuz? Basen kasını çalıştırmanız lazım ama kaç dakika? 1 saatten fazla. Kalça nasıl çalışır? Şimdi basen kaslarını çalıştırmak için bir kere şimdi mesela şu hareket mesela oturup kalkma basen kaslarında çok iyi. Dedi ya hareket. Tabii ki. Mesela bunu onun için de diz gerekiyor ama ya. Ama şöyle bunu kalkıp peki bunu yapamıyordunuz. Heh. O zaman yere yatacaksınız. Evet. Bacaklarınızı düz kaldırıp indireceksiniz. Şöyle şöyle. Heh. Evet. Yattınız. Bacakları düz kaldır indir. Bak 10-15 defa yapıyor. Kolay bir şey değil. Kaldır indir, kaldır indir. Bir basenin erimesi için o kasların ısınması gerekiyor. Isındığını hissetmeniz gerekiyor. Yanacak yani. Yanmadan hemen böyle 10 tane olmaz o iş. Bir hanımın basen eritmesi için günde en az 1 saat kaldır indir egzersiz. Ama bu 1 saat çok önemli bir şey. 1 saat mi? Ama bir defada değil bu. Böl sürekli bunu. 5-6'ya böl bunu. Sabahleyin yap. 20 dakika. Öğleye doğru yap. Aynen öyle. İkindiye doğru bir daha yatmadan önce yine basene verirsin. Gör bak hiçbir şey kalmıyor basende. Kalça da gider mi aynı zamanda? Hep işte, tabii ki kalça da gider. Kesinlikle. Yani öyle spor salonlarına gideyim. Yazık yazık. Vücuda yazık. Bak o spor salonlarında dizler bitiyor. Neden? Çünkü spor salonunda o koşu cihazında betona vuruyor dizlerin, yani şeye vuruyor. Sert zemini, dizleri ve ayak bileğini bozarsınız. Peki ama yolda da yürüdüğümüz zaman kum zeminde bulamazsak... ya da şu şeyler var ya, böyle hafif yürüme yerleri var. Kum bulamazsak yürüme zeminleri var ya, yürüme sahaları yazıyor. Hayatım var da onlar genelde büyük şehirlerde tamam var. Ya o zaman nerede yürürsün? O zaman yine şeyde yürü. Bak asfalt da güzel. Asfalt da şey yapmaz. Beton yer sakat. Yani direkt beton. O da sert etki yapıyor. Yani şey olur, asfalt, siyah asfalt da yumuşak. Tamam? Bir de ayakkabı şey olmayacak. Yani biraz spor ayakkabıyla hafif böyle altı jel taban, o iyi korur. Evet. Evet. Şimdi kalp ve romatizma, şeker hastalığı ile ilgili çok güzel sorular var. Oytun hocamın fikirlerini çok merak ediyorum. Bir şu zayıflama işine bir son noktayı koyalım. Bir seyircimiz sormuş, balık yemek zayıflatır mı? Sadece balık yiyerek zayıflayabilir miyim? Başka bir seyircimiz de şunu sormuş. Kadınlar neden hep çok tatlı yiyorlar erkeklere göre? Şimdi şu iki tane cevap vereyim. Bir, zayıflamak için günde kaloriyi 1000-1200'ün altına düşürmek lazım. 1200 kalori neydi? Söyleyeyim. Sabah sate iyi bir kahvaltı 500'dü. Öğlen bir çorba 700. Akşamda 2 elma 1000, bitti. Ancak böyle zayıflayabilirsin. Bak ne yedik? Bir kahvaltı, bir çorba hafif. Akşamda biraz marul falan, işte sebze bitti, meyve bitti. Ha, önce bu bir. Ha, ben öyle onu yiyeyim bunu yiyeyim. Yok, zayıflayamazsın. 1000'in alta düşeceksin. 1000 kalori. Bir. Hatta akşam yemeğlerini bitirmek, sabah kahvaltısı öğle yeterli. Akşamda geçiştirici. Öyle. Bizde de bir akşam yemeği kültürü yok ama mu? Ama işte akşam, akşam yarar. Bunu bilin. O zaman zayıf olanlar ve kilo almak isteyenler, biz hep kilo vermekten bahsediyoruz ama zayıfsan, kilo almak istiyorsan akşam yiyip yapacak. Evet. Ne şanslı. Evet. Eğer kilo almak istiyorsan akşam ye, yat. Kilo vermek istiyorsan akşamları bitir. İkinci sorumuz. Kadınlar neden hep en çok tatlı yiyor? Ha. Şimdi kadınların şöyle bir özelliği var. Ne yazık ki adet öncesi bir dönem var. Evet. Bu adet öncesi dönemde beyinde iştah merkezi birden açılıyor. Esasında şundan oluyor bu esasında. Adet öncesi dönemde bir stres meydana geliyor vücutta. Bu stresi hanımlar kapatmak için, onu bastırmak için, o stresi. Çünkü neden? Adet öncesi dönemde biliyorsunuz vücut su tutuyor, tuz tutuyor, bir şişme oluyor. Neden? Gebeliği bir hazırlık yapıyor vücut. Neden? Yani bir potansiyel bir bebeğe hazırlık yapıyor. Ne bu? Su ve tuz tutmak, kanı arttırmak. Rahim duvarını süngerleştiriyor ki bebek yapışabilsin diye. Ama mens oldun mu rahatlıyorsun. Hanımlar bunu biliyor. Hatta diyor ki ben mens olmadım diyor. Şeyim diyor, bir sıkıntı var diyor yani. Hatta ödem olur. Tabii. Kayışını bağlayamazsın, işte ne adı? Kemer. Ha, kemerin kayış dedim. Evet, kemerin bağlayamazsın tabii. Ben, hatta düşündüm neydi o diye. Yani kemer. Şimdi işte o vücudu streslendiriyor. Hatta hepimiz biliyoruz. Adet öncesi bir stres oluyor, gerginlik. Ama hep gerginsin. Ama o stresi nasıl yeneceksin? Yiyerek. Çünkü yemek nasıl bir aktivite? Niye tatlı ama? Tatlı, stresi en çok bastıran yemek. Of. Tabii. Bak, tatlı, çikolata, bunlar stresi bastırır. Bu sefer sen ne yapıyorsun? Stresi bastırmak için boğaz mı? Zaten insan stresli o zaman tam iştah açılıyor mesela. Aslında o duygu otomatik gelişiyor. Otomatik gelişiyor. Yani sana hormonların mesela, onu hissetiyor. Ha, mesela eşinizle başınız biraz hani sıkıntılı olsun. İyi gitmeyen bir evlilik, hemen herkes yemeye başlar. Neden? Stres baskılansın diye. Çünkü yemek yerken, su içerken stres hatırlamazsın. Onun için bu sefer stresli olduğun mu habire yeniyor. İşte hanımlar da o dönemde iştahları bir de açılıyor ve o stresi azaltmak için o gerginliği yiyorlar ve kilo alıyoruz. Evet. Az önce dedik ki biz erkekler aslında daha şanssızız. Çünkü göbek etrafındaki yağlar birçok hastalığa neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Damar sertliği. Hem kadınlar hem erkekler için bir seyircimiz kalp krizinin belirtisi nedir hocam demiş. Böyle yüreğime fil oturuyor gibi bir şey oluyor bazen. Bu belirti midir diye soruyor. Şimdi bu şöyle, insanın damarları borulardır ve vücuduna kan taşır. İçinde yağ birikti mi? Hakikaten yağ bildiğin birikiyor. Yani ben şimdi damar sertlilik bir insanın damarını getirsem, kessem, içi bildiğiniz yağ, beyaz yağ göreceksiniz. Beyaz bildiğin. Şimdi beyaz yağ ne, hatırlıyorsun sen? Hayatım beyaz. Düşün bakalım. Beyaz yağlar neler? Margarin. Margarin. Tereyağı. Bir de iç yağ. İç yağ ne? Kuyruk yağı. Hayvanın kuyruk iç yağı. Şimdi zeytinyağı. Çok tatlı söylemiyorum. Kuyruk iç yağı. Kuyruk yağı, evet. Şimdi zeytinyağı birikir mi? Hayır. Neden? Zeytinyağı sıvı. Sığ bir şey birikmez. Ayçiçek birikim birikmez. Sıvılar birikmez o zaman, rahatız. Ama katılar aynen katılaşıyor içeride. Peki damar %50'den daha fazla tıkandı mı? Tabii bu yağın içinde kolesterol de var. Kolesterol nerede özellikle? Yağlı kuzu etinde. Yağlı kuzu eti. Ya en tatlısı da kuzu eti evet. Ya. Evet. Şimdi bak, gençken bunlar biraz daha yenebilir ama belli bir yaştan sonra yağsız dana yiyeceksin. Yağsız dana yani belli bir yaşta kaç o? Abi 50'den sonra 45-50'den artık yağsız dana. Tamam artık yani. Sonra kaymakta çok fazla kolesterol var. Şimdi kaymak öyle. Kaymak masum değil. Değil tabii ki. Ha bir de siz eğer bir de şey kaymağı yiyorsanız. Manda. Manda kaymağı. O çok kolesterollüdür o. Öyle. Şöyle bala karıştır pazar sabahları taze ekmekle. Ne olacak, bir defa iki defa, ama bu alışkanlık olmamalı. Gelelim şeye, damar %50'den fazla tıkandı mı kalbinizi kan gitmez. Kalbi kan gitmeyince de yürüyüverince ya da bir şey sıkıldın, soğuğu çıktın. Ne olur bu zaman? Kalp hızlandığı zaman kan gitmediği için göğsünde baskı hissi oluşur. Bu baskı hissi ağrı değildir. Sanki nefes alamıyormuş gibi böyle. Sanki az geliyormuş nefes gibi. Hatta hastalar şunu derler. Ya benim içimi nefes dolmuyor sanki. Ya bir şey var sanki burada. Sanki üstünde bir şey oturmuş gibi. Bu ağrı bazen dişe vurabilir. Kalp ağrısı. Kalp ağrısı. Dişçiye giden var. Aa. Mesela diyor ki benim 20'liğim çürüdü. Boyna vurabilir. Enseye vurabilir. Bak bu da çok önemlidir. Bazen de şurayı vurur. Tam midenin üstünde. Sanki şey dersin. Ya çok yedim. Burada şişkinlik oluyor yemekten sonra. Gaz sancısı. Gaz sancısı gibi. Demek ki bazen buna da oluyor. %30'lu bunlar olur. Demek ki yine boyun ağrısı, diş ağrısı. Bir de böyle sanki midenin üstünde bir şey yiyorsun. Ha, insan çok yedi mi midesinde bir şişkinlik olur. Ama ulan bir çorba içtin. Burada bir şey var sanki. O zaman ne olabilir mesela? Bazen bu şişkinlikler reflüde oluyor. Mide fıtığında oluyor. Bir de nerede oluyor? Kalp hastalıklarında. Bunları atlamamak lazım. Bu belirtilere çok dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Peki el ayak uyuşur mu? Sırta ağrı olur mu? Sol kolda ağrı olur. Bu çok tipik. Kalbe kan gitmeyince, çünkü anne karnında kolunla kalbinin kası aynı yerden gelişiyor. Kol en önemli belirteç. Şu parmaklarda. Son üç parmakta. Buralarda bir uyuşma. Yani burada bir uyuşma. Şimdi bak. Şu parmaklar. İlk iki parmakta uyuşma çok olur. Neden? Şurada hanımlarda özellikle biraz toplu balık et dediğimiz kadınlarda benim mesela annem de öyledir. Bol balık eti normal. Burada sinir sıkışıyor. Sinir sıkıştı mı sabahleyin kalktın mı elinde uyuşma olur. Sallarsan falan geçer. Bu çoğu hanımda vardır şimdi ben biliyorum. Bunu biz karpal tünel diyoruz. Bu çok hanımda var bu. İlk iki parmakta sorun yok ama son üç parmaktaysa uyuşukluk, o kalp hastalığının bir belirtisidir. Peki romatizmayla da karışır mı bu durum? Üç parmak değil. Romatizmada bütün eller ağrır. Bütün eller. İki elde böyle ağrır ve şey olur. Bir böyle bir katılaşma vardır. Bir çaydanı tutamazsın. Bu daha çok bir ağrı gibi. Romatizma hastalıklarda böyle bir güçsüzlük oluyor. Bu güçsüzlük değil. Bu geçmeyen bir ağrı. Bir de olsan da geçmez. Olsan da geçmez. İşte o zaman soğuğu çıkınca, yemeklerden sonra, cinsel aktivite sonrası, sol kolda bir ağrı varsa, çünkü cinsel aktivite de kalbi eforlattırıyor, yoruyor. Demek kalp yorgunluğu kaldıramıyorsa kalp hastalığı olarak sıkıntı. Ne hastalığı bu? Damar sertliği. Peki kalp krizine işte o %50'lik damar birden tıkanıverirse eğer, nasıl tıkanıyor birden? Orada zaten damar sertliği damarı şey yapmış, daraltmış. Bir de üstüne sinirlendin mesela. Bir hafta önce kavga ettin biriyle. Ondan sonra oradan kan tabii hücum ediyor oraya. Bu sefer hücum edince dar yerden geçemiyor, tıkanıveriyor. Ya da terk edildin mesela, bir aşk acısı çekiyorsun. Mesela ama gülmeyin gerçekten kalp kırıklığı o kadar önemli ki. Kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısından fazlası bir hafta önce kavga etmiş oluyor. Neyle kavga etmiş? İşte hanımla kavga etmiş, üst komşuyla kavga etmiş, onunla takışmışlar. Bu sefer ne oluyor? Kalp krizi sabaha karşı olur. Çünkü sabaha karşı kanın akışkanlığı azalıyor. Kan daha şey oluyor, bal gibi oluyor. Sertleşiyor. Gün içinde daha aktif. Sabahleyin yatıyorsun ya, kan nasıl daha yavaş akıyor. Bak ne kadar önemli, görüyorsun değil mi? Çok yavaş önemli. Akıyor. Demek ki hep hareket ne kadar önemli bak işte. Atalarımız demiş ya, nerede hareket, orada bereket. Sabaha karşı sabah 5 civarında bir göğsünle bir ağrı olur. Ama bu ağrının özelliği şu, bildiğin ağrı. Bu artık böyle nefes alamak gibi değil. Göğsünün üstünde geçmeyen bir ağrı, bir de soğuk ter boşanır. Her yerinden ter gelir. bir de bir korku geliyor. Yani böyle sanki böyle ölüverecekmişin gibi. Hasta hep bunu diyor, biz kalp krizi geçen hasta. Ya diyor, ben ilk defa öleceğimi. Hatta yaşlılar şehadet getirir. Mesela hipoglisemi de bunu yapar. Kan şekeri düşüverdim, o da böyle ölüvereceğim gibi oluverir. Bu da öyle bir ağrıdır. Böyle bir ağrın aman varsa dikkat, seni yataktan kaldırırsa hemen eğer 112'yi ararsan, şöyle bir güzelliği var kalp krizi. 2 saat içinde biz oraya stent takıyoruz. Damarın içine kasıktan girip ya da gol damarından kalp damarının içine boru yerleştiriyoruz. O boruyu şişirip açtık mı pıhtı gidiyor ve hiçbir şey olmamış ki evine gidiyorsun. Şimdi ama kaç saatiniz var? Çok önemli. Kaç saatiniz var? 200 saat. Çok değerli 200 saat. 200 saati kadar o biz stente takarsak hiçbir kalbinde bir şey olmadan gidiyorsun. Mesela burada evde yalnız yaşayanlara da söyleyelim. Diyelim ki bu tip hocamızın anlattığı bu tip ağrıyla karşı karşıya kaldınız. 112'yi aradınız. Derhal gidip sokak kapısını da açın. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben 112'yi arayıp da sokak kapısını açmadığı için zaten içeri girene kadar zorlandıkları bir vaka biliyorum. O yüzden bilmiyorum siz ne dersiniz hocam ama başıma geldiği için söylüyorum. Hemen sokak kapısını aç, 112'yi ara. Nur, yalnız yaşıyorsan özellikle. Çok doğru söyledin Nur. Bir de bir şey daha var. 200 saatin önemli olduğu bir hastalıkta inme. Şimdi evde oturuyorsunuz. İnme aynı damar sertliğine bağlı oluyor. Kalpteki adı kalp krizi, beyin damarı tıkanırsa da adı inme. Aynı olay ama hiçbir fark yok. Peki beyin damarı tıkanırsa ne olur? Beyni kan gitmezse hemen sağ ya da sol tarafında uyuşma, karıncalanma. Yani şöyle yüzünden başlar. Başladı karıncalanma. Kolunda, elinde, bacağında böyle bir şey olur. Dokunduğun zaman keçeleşme. Neden? Çünkü beyin ne yapıyor? Bu hisleri alan yer beyin. Hı hı. His ne olur? Hissi alamazsın. Yani elinde bir keçeleşme oldu. Bir de ne olur? Kolunda güçsüzlük. Güçsüzlük. Ulan diyorsun ki hatta şöyle yaparsın. Ya kalkmıyor kolun. Hemen burada çok önemli. Tutan kolunla ara. Bu da 3 saatin var. Eğer 3 saatte yine biz pıhtı eritici veriyoruz damardan. Pıhtıyı açtık mı yine evin gidersin. Hiç dakika bile kaybetmeden. Peki gitmezsen ne olur? Felç kalır. Peki bir şey söyleyeceğim. En yakınımızda Allah göstermesin böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında biz ilk müdahale ne yapalım? Kafasından aşağı soğuk su mu dökelim? Hiçbir şey. Şimdi şöyle bir kere en önemli şey kalp krizinde bizim yapabileceğimiz şey bir tane büyük aspirin çiğnetmek. Hı hı. Bunun bir zararı yok. Bir büyük aspirin. 500'lük. Aspirin çiğnetin. Ağzını verin. Aspirini çiğnetin. Mesela size birisi dedi ki ya sabahleyin ben kendimi kötü hissettim. Ter boşandı. Göğsüm ağrıyor. Bir tane aspirin çiğnetin. Çok değerli aspirin. Bak çok önemli. Aspirin. Onun dışında hiçbir şey yapmanız gerek yok. Hı hı. Hemen 112 aramanız. Hiç hastaya dokunmayın. Bir de şey çok önemli. Kalp krizi geçirdiğin zaman ilk dakikalarda kalp durabiliyor. Hani göğsün ağrıdı ya. Ya benim göğsüm ağrıdı hanım falan derken birden yıkılabilirsin. Çünkü kalp durabilir. Onun için böyle bir durumda da hiç hastaya müdahale etmiyoruz. Hem ben masaj yapayım falan fazla şey yapmıyoruz. Nabız en doğrusu burada profesyonel ekiplere başvurmayı. 112 çok önemli burada. Ne kadar eve hızlı geldi o kadar bizim için önemli. Çünkü biz şunu biliyoruz, yanlış yapılan müdahale daha kötü yapıyor. Tabii. Yani biz hastalara yani iyileştireceğim ama diye yani daha çok zor duruma sokuyoruz. Bazen bakıyorsun işte bir adam mesela kalbi durmadan masaj yapmaya çalışıyor. Daha da kötü oluyor. Ellemiyoruz. 112 ara bekle. Sağlık o kadar önemli ki. Bir de hastayı yan yatırın. Böyle değil. Çünkü burundan sağ tarafına mı sol tarafına önemli mı? Değil. Yan yatırın. Çünkü burundan gelen, ağızdan gelen tükürük, sekresyon nefes borusuna kaçar. Yan yatırın. Bütün her yerde bakın. Mesela bir şey oldu. Birisi düştü yukarıdan. Nasıl yatıracaksınız? Yan yatırın. Dizlerini çektirin. Yan yatırın. Çünkü dili soluk borusunu kapatır, nefes alamaz. Bak yan yatırmak var ya, o kadar önemli bir şey ki. Mesela bazen oluyor. Çok ayakta durdun mu, çocukları göm ya da böyle kan gibi şeyler görüverdin mi, insan içi gider bayılır. Ya olmuştu mesela. Baygınlık oluyor. Tabii. Ne yapıyorsun? Ayakları kaldırıyoruz. Mesela çok uzun zaman bir yere beklediniz. Affedersin, çok cenazedesiniz mesela. Hani kötü bir durum. Bayıldı birisi. Ne yapın hemen? Hemen onu bir yere götür. Ondan sonra yan yatır, bacaklarını da kaldır. Sandalye koy altına ama yan yatsın. Hmm. Dil nefes borusunu kapatır. Çok önemli. Evet. İlk müdahaleler çok önemli. Evet, evet. İlk müdahaleler ya ömrüne ömür katıyor ya da ömründen ömür alıyor yani. Doktora kesinlikle teslim edene kadar. Çok basit şeylerdir ama yani nefes insan neyle yaşar? Nefesle. Nefes tabii. Yok, hayat yok. Bir de en büyük nefes şeyini horlama. Gece görmüşsünüzdür. Dil arkaya kaçtım horlarsın. Bazen eşinizi görmüşsünüzdür. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. Nefes yok. İşte o zaman gece horlamanız varsa, sleep up diyoruz, gece nefes borunuz tıkanıyorsa, aman, insan soluksuz yaşayamaz. O da mutlaka tedavi almak zorunda. Horlama deyip geçmemek lazım. Aynen öyle. Horluyor diye adamı odasında bırakıyorsun. Sen gidiyorsun salonda yatıyorsun. Mışıl mışıl uyku çekiyorsun. Aslında biliyor musun ki eşinin ömründen ömür gidiyor. Kalp krizi. Horlama. Erken ölüm. Kalp krizi, akciğer hastalığı. Kalp krizi, yani çok horlama öyle basit bir şey değil. Onun için aman. Peki. Evet. Estetik yaptırmak cildi yaşlandırır mı Oytun hocam demiş. İzmir'den sevgili Melda. Geriyorsun cildi. Fazla cildi alıyorsun, sarkıyor. Ne yazık ki yer çekimine her şey sarkıyor. Ciltli sarkıyor, aşağı doğru sarkıyor. Yaşlandırır mı peki cildi? Ya şöyle yaşlandırır mı? Siz geriyorsunuz ya. Gerince ne yapıyorsunuz? Daha bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bu şuna benziyor. Elinizde bir sofra bezi var. Sofra bezi kırışmasın diye siz onu iki tarafından her gün gerdiriyorsunuz. O sofra bezi bir gün sonra dayanır mı? Dayanmaz. Dayanmaz. Onun için zırt pırt eğer estetik yaptırırsanız bir süre sonra korkunç bir yaşlanma olur. Peki uzun saç mı kısa saç mı daha sağlık için önemli? Yani hep derler ya saçını uzatma bu kadar bedeninin vitaminini alıyor diye. Şimdi öyle bir şey yok tabii ki. Anneannelerimiz. Ama şöyle, şimdi saçın köküne ulaşmanız için saç çok uzun olursa saç köküne şampuan ulaşmaz. Saç yağlanır. Saç yağlandın mı dökülür. Özellikle küçük çocuklar için deriz mesela. Şöyle, saçın yağlanması eşittir dökülme. Yağ iltihap yapıyor kıl dibinde. Besler diyorlar. Hayır, şimdi bak şöyle. Saç, yağ tamam ama 2 gün 3 gün yıkamazlık yaptım iltihaba dönüşüyor. Aa. Onun için insan yağı çok değerli bir yağdır. Ama kaç gün için? 1 gün 2 gün için. Yıkayacaksın tekrar yağ yapsın. Zaten 3. gün artık şeye giriyor yani. Ama öyle değil. Mesela uzun süre yıkamayan insanlar. Kokuya ve kire giriyor artık. Ama bazı olabiliyor canım yani. Onun için uzun saçın işte diplerini yıkamak daha zor oluyor. Onun için ben her zaman kısa saç daha iyi olur. Peki saç boyatmak doğru bir şey mi? Hayır. Niye? Saç boyatmak. Saç boyatmak benim hayatta hiç tasvip etmediğim. Ne yapalım şimdi? Sarışın olmak istiyorum bak mesela. Şimdi, gebelere diyorum, gebelere diyorum ki saç boyatmayın gebeler. Çünkü çocuk içeride o kimyasalı alıyor. Gebelik için sormadım ama. Gebelikte bir kez sakın ha. Yani bir onu söyleyeyim de. Onu biliyoruz artık gebelikte. Normal yaşam için. Normalde bu saçın dibi nereye bağlı? Nereye bağlı? Beyni. Buradan saçı boyanırsan beyine geçiyor. Ama saç boyaları beyin tümör riskini arttırıyor. Lenf kanser riskini arttırıyor. Hani şimdi ne diyeyim ben? Yani saç boyatmayın. Ne yapalım? Bırakalım beyazlarımız çıksın. Ha? Vallahi bir şey sana söyleyeyim mi? Yani ya buna yani saç şöyle boyatılabilir belki. 3 aydan 3 aya, 5 aydan 5'e. Hani böyle kendini iyi hissetmek için. Ama böyle bunu takıntı yapıp benim kafamda beyazlar var deyip kına bile daha iyi. Kına bile daha iyi. Ona bile şey yapmıyorum ben fazla. Ama daha iyi. En azından tanıdığımız, bildiğimiz bir şey. Yani resmen lenf kanseri tetikliyor mu diyorsun? Kına bir sürüyorsa çıkıyor zaten. Ama saç boyası öyle ki saç boyası aylarca kalıyor ya. Yani... Kadınlarda göğüs kanserini arttırır mı? Hayır. Sadece beyin. Beyin. Beyin ve lenf. Peki. Of. Vallahi çok soru var da hangisini sorayım bilmiyorum. Peki o zaman makyaj malzemeleri de zararlı. Tabii ki. Ya makyaj malzemesi cildi yaşlandırır. Neden? Kimyasal. Oytun hocam hayatımı kararttın vallahi. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Hayatımı kararttın. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen ne yapacaksın biliyor musun? Makyaj yaptın burada Nur. Evet. Çıkarken hemen yıkacaksın. Hemen yıkıyorum. Hemen hiç senin zamanın yok. Hemen öyle. Millet makyajla yatıyor. Yok. Başka kalıcı makyaj yaptırıyor. Böyle hani var ya kaç ay kalıyor yüzünde o. O yıllarca. Bu nasıl bir şey bu? Kaşa, göze, göz diplerine, arkadaş, dudaklara. Bu cilt şey mi ya? Sofra bezi mi bu ya? Yani bunu bu can, bu şey bu ya bu et kan bu can. Ya lütfen. Rujlar falan? Tabii onlar... ki. Ya ruj nasıl bir şey? Sürece hemen. Hocam hayatım karardı. ama zaten yaşlandırıyor. Ne yapayım şimdi? Peki başka neler yaşlandırır kadınları? Sigara. Tabii sigara deriyi bitirir. Katran, hatta sigara içene bakın derisinde katran rengi böyle bir esmerimsi bir hale bürünür. Katran rengi ona. Bildiğin katran. Bir süre sonra cildi kokar zaten. Oytun hocam şöyle gider ayak mis kadınlar için küçük tiyolar verseniz de size hep güzel hatırlasak. Ha, şey, onu yapar. yapar, bu bunu yapar, şu bunu yapar. Ay vallahi ama, hayattan soğudum. Ama şimdi bir dakika, zaten sigara içmek zaten normal bir hareket değil kadınlarda. Sigara osteoporoz yapıyor, kemik erimesi yapıyor, damar sertliği yapıyor, kanser yapıyor. Ya ben sigarayı iffet oluyorum. Bak şu sigarayı yasaklasak akciğer kanseri işi bitecek ya. Oh, o kadar. Ya yemin ederim bir şey sana söyleyeyim mi? En ölümcül kanser akciğer. Bak yemin ederim. Öyleyse böyle bir kanser yok. Erken evre bile yakalasak. Çok zor değil mi? Sıkıntılı. Mesela meme öyle değil. Erkenden çıkar kurtuldun. Kalın bağırsak erkenden çıkar kurtuldun. Prostat. Hiç çıkarma prostatı. Ameliyat yapma. Testosteronu bitirici hap veriyoruz. 90-95'e kadar yaşarsın. Prostattan... Erkekler şanslı diyorum. Görüyorsunuz yani. Ama kadın da iyi. Vallahi Oytun hocamın söylediği her cümleyi çok önemsediğim için koşa koşa geldim. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı nedir? Bak, ne yapmak gerekiyor? Sigarleşmeyin. Bütün kanserlerde erken evreyi yakaladın mı iyi ama akciğerde erken evre bile sıkıntılı. Tehlikeli. Gözünüz seveyim. Bitti. Gelelim uzun yaşamın sırrına. Uzun yaşamın en önemli sırrı, evet her zaman söylediğin gibi fıtratın ecdadında gizlidir. Ecdat uzun yaşamışsa sen de uzun yaşarsın. Genetik diyorsunuz. Tabii genetik. Anneanneler 95, babaanne 96 kurtardın. İyisin. Sevdim bunu. Fıtratın tabii, ecdadında gizlidir. Evet, fıtratın ecdadında gizlidir. Ecdat 95'lik olmuş. Her şeyi yemiş, içmiş, sordun dediler anneannemiz. Sen de aynısını yap. Ne yemiş, içmiş o? Onun aynısını ye. He. Çok tatlı. Ecdat 45'inde damar sertliği olmuş. Erken ölüm. Ne yemiş? Sakın onları yeme. Sakın.